Aspor ekranlarından mutlu geceler. Son sayfa transfer programıyla karşınızdayız. Hızlı bir açılış yapacağız. Ahmet Selim Kul'un yanında gururumuz Cengiz Ünder var. Hemen sözü Ahmet Selim Kul'a bırakıyorum. Teşekkürler Hakan Gündoğar. Biz de hemen sözü Cengiz'e bırakacağız. Hayırlı olsun Cengiz. Leicester'a transfer oldun. İlk günleri nasıl geçti? Nasıl gidiyor? Kısaca. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Zaten bildiğiniz gibi en çok hayallerimden birisi olan İngiltere Premier Lig'e gittim ve bunun için çok mutluyum. Ben yakın arkadaşım, kardeşim olarak gördüğüm 13 yıldır birlikte olduğum Çağlar'la birlikteyim ve bunun için de çok mutluyum. Artık önümde yeni bir serüven var. Bunun için çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Umarım her şey çok iyi olur bizim için. Hayırlısı olsun. Peki Cengiz, milli maçlar için önümüzde yine zorlu maçlar var. Nasıl hissediyorsunuz? Atmosferiniz nasıl? Ve Çağlar'la nasıl bir ilişkiniz var? Bunu biliyoruz da hani artık aynı takımdasınız. Bu milli takıma da yansıyacak mı? Çok iyi bir milli takımımızda çok iyi bir arkadaşlık var. Bunu da son maçların hepsinde gösterdik. Geçen kamp biraz bizim için üzücü oldu. Ama bu kampı hepsini telafi edeceğimizi düşünüyorum. Ve gerçekten genç ve geleceğe iyi yatırım yapan bir takımız. Bence çok 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 kaliteli oyuncularımız var. Ve bu kampta da bunu göstermek istiyoruz. Ve tekrardan bir çıkış yakalayıp elimizden geleni en iyisini yapıp tekrardan üst sıralarda olmak istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Cengiz. Bize kısa da olsa vakit ayırdın. Hakan abiye de çok selamlar, iyi yayınlar. Eyvallah. Cengiz Ünder'i yakaladık. Çağlar'la beraber İngiltere'den geldiler. Onlar da milli takım kampı için. Biz birazdan umarım yine karşınızda olacağız diyelim. Şimdilik sözü stüdyoya bırakalım. Selamını aldık. Yalçın Ayhan da, Yalçın abisinin de çok selamı vardı Cengiz'e. Selamını aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Premier Lig'de inşallah bizim gururumuz olmaya devam edecek. Ademi'nin gelişini şimdi ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz. Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi şu anda ekranlarınızda. İsviçreli futbolcuyla prensip anlaşmasına varmıştı Fenerbahçe. Sizlere kısaca hemen Ademi'yi tanıtalım. 23 Ocak 1996 yılında Almanya'da dünyaya geldi Ademi. Futbola İsviçre'nin St. Gallen takımında başladı. Forvet oyuncusu ve 2015 yılında Almanya'ya geri döndü. Hoffenheim'da ilk başta kiralık olarak kadrosuna kattı Ademi'yi. Bir sonraki yılda bedelsiz olarak bonservisini aldı Almanya'nın köklü kulüplerinden Hoffenheim. Hoffenheim 2'de 2 sezon forma giydi. 2018'de İsviçre'ye Neşetel Samax takımına döndü. Yeniden İsviçre'ye dönmüş oldu 2 yılın ardından. Neşetel'de 30 maça çıktı ve 10 gol kaydetti 24 yaşındaki futbolcu. Sezon sonu yeni durağı ise ülkenin köklü ekiplerinden Basel oldu. Basel'e transfer oldu Ademi. Almanya doğumlu olan İsviçreli futbolcu 24 yaşında. Yayınımızın başında da belirtmiş olduğumuz gibi geçtiğimiz sezon Basel forması altında 42 maçta 15 gol atıp 1 asist yaptı Kemal Ademi. Basel'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu Ademi'nin. Güncel bonservis bedeli 2.4 milyon euro olarak gözüküyor. Profesyonel kariyerinde 107 maça çıktı Ademi ve rakip fileleri 28 kez havalandırdı. İşte A-Spor ekibinden Ahmet Selim Kul da şu anda çıkış kapısında kameraman arkadaşım Barış Lütfü Seven zannediyorum kameramanımız. Kameraman arkadaşım Barış Lütfü Seven'le birlikte, pardon, Mehmet Tekin'miş. Mehmet Tekin'le birlikte şu anda çıkışını bekliyorlar. İsviçreli futbolcunun Fenerbahçeli yetkililer pasaport kontrolünün hemen ardından Ademi'ye ulaştılar ve şu anda çıkışını gerçekleştiriyorlar. Almanya doğumlu İsviçreli futbolcunun şu anda kapıda belirmek üzere zannediyorum Ademi ve birazdan çıkışında da basın mensupları kendisini karşılayacak. Şu anda havaalanının kamerasında Demirören Haber Ajansı'nın kamerasından şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Ekranın sağ tarafında, sol tarafında ise Ahmet Selim Kul bekliyor Ademi'yi ve Fenerbahçeli yetkilileri diyelim. Tekrardan sizlere Kemal Ademi'yi tanıtalım. Kemal Ademi 1996 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Futbola St. Gallen takımında başladı forvet oyuncusu. 2015 yılında Almanya'ya transferi gerçekleşti. Hoffenheim Ademi'yi kadrosuna kattı. İlk başta kiralık olarak kattığını izleyicilerimize hatırlatalım. Sezon sonunda da sözleşmesi bittiği için St. Gallen'le bonservissiz olarak yine kadrosuna katmıştı Kemal Ademi'yi ve Ademi de Hoffenheim forması giymeye başlamıştı. Ardından Hoffenheim 2 takımına
geçti. Bir alt lige yani ve burada forma giymeye devam ederken 2018 yılında İsviçre'ye geri döndü. Neşet Ersamaks'la sözleşme imzaladı. Neşet Ersamaks'taki formunun ardından da Kemal Ademi bu sefer bu kez Basel takımına, İsviçre'nin köklü takımlarından Basel'e transfer oldu. Neşet Ersamaks da 30 maça çıktı, 10 gol atma başarısı göstermişti. 24 yaşındaki futbolcu sezon sonu itibariyle de Basel'e transfer oldu. Basel forması altında 42 resmi maçta görev aldı. 15 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi. Basel'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Kemal Ademi'nin ve güncel bonservis bedeli de 2.4 milyon euro olarak gözüküyor. Tabii Fenerbahçe Kulübü'nün yapacağı açıklama önemli. Kaç yıl imzalanacak, kiralık olarak mı geldi? Bu bilgilerin hepsine Ahmet Selim Kul ilerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda bizlerle paylaşacak. 107 maça çıktı kariyerinde, profesyonel kariyerinde ve rakip fileleri tam 28 kez havalandırma başarısı gösterdi. Genç futbolcu Kemal Ademi dünkü karşılaşmanın ardından, Karagümrük maçının ardından teknik direktör Erol Bulut yapmış olduğu açıklamada transferlerimize devam edebiliriz açıklamasında bulunmuştu. Ve hemen ardından Kemal Ademi bu akşam bu saatlerde İstanbul'a geldi. Bakalım son gün yarın tam 24 saati aşan, aslında az bir süre kaldı bir gün. Tam bir gün kaldı da diyebiliriz. Ademi transferini gerçekleştiren Fenerbahçe 17. transferini gerçekleştirdi Perotti'nin ardından. Perotti 16. transferdi yanlış hatırlamıyorsam. 17. transferde Kemal Ademi oldu. Kemal Ademi transferin ardından bakalım yarın bir transfer gerçekleştirecek mi? Sarı lacivertli kulüp tartışmasız transfer sezonunun transfer şampiyonu Fenerbahçe. Kontenjan büyük ihtimalle Geri Rodriguez, Dirar, Nabil Dirar biri mutlaka yarın yine erken saatlerde öğreneceğimiz isimlerden bir tanesi olacak. İşte Ahmet Selim Kul kapıda bekliyor. Asansörle inecekler aşağıya ve çıkışta karşılarında Ahmet Selim Kul'u görecekler. Erol Bulut transferi diyebiliriz. Değil mi? Mutlaka evet. Araştırmıştır çünkü scout ekibiyle. Almanya Ligi'ne hakim. Evet. İsviçre Ligi'ne çok hakim. O anlamda pek çok oyuncu grubuna da bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Ben hep şunu söylemiştim Yalçın. Geçen sene Galatasaray Şener'i aldığında mesela keşke Alanya oradan bir Onur'u getirmişti Gurbetçi. Evet. Evet. Sağ önde de kullandılar evet. Sağ bek dışında. Sağ İyi bir Erol Bulut transferiydi mesela bakarsak. Evet katılıyorum size. Aynı şekilde Erol Bulut'un Yunanistan'da çalıştığı takımlardan da deneyimiyle ligimize de çok uygun doğru. Oyuncu profili çizen oyuncuları tercih etmesi, bu anlamda başarılı olması bu transferi... Geldiler. Hemen Ahmet Selim'e bırakalım sözü. Teşekkürler. Şu anda Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi İstanbul'da. Kemal, welcome to the Istanbul. What do you want to say about your feelings? It's amazing. I'm waiting for the team and for the people. It's amazing. Okay. Thank you very much. Evet, ilk görüşlerini de A Spor olarak almış olduk Kemal'in. Çok heyecanlıyım dedi. Takım ve arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum dedi Kemal Ademi. Şu anda Fenerbahçe'nin bu sezon transfere doymak bilmediğini, bir sürü hamle yaptığını söyleyelim. Daha da Kemal Ademi de son olmayacak, bunu da belirtelim. Sarı lacivertler transfere devam edecek. Orta saha bölgesi için Pelkas ve Bakasetas isimleri adaylar arasında. Bu iki oyuncudan bir tanesi de Fenerbahçe'nin yeni orta sahası olacak. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin şu anda Kemal Ademi'nin İstanbul'daki görüntülerini size aktarıyor. Ademi ilk kez Aspor'a konuştu. Çok heyecanlı olduğunu belirtti. Takım arkadaşlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi. Fenerbahçe'nin yeni forveti şu anda da Fenerbahçe Kulübü yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrılıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi
Kemal Adem'i ilk sözlerini tekrar edelim. Aspor'a konuştu ve şunları söyledi. Çok heyecanlı olduğunu söyledi bu İstanbul'a geldiği için, Fenerbahçe'ye geldiği için ve takım arkadaşlarıyla ve maçlara çıkmak için artık sabırsızlandığını söyledi. Duygularını ve düşüncelerini bize aktarmış oldu. Biz de önce Cengiz Ünder'le burada bir röportaj gerçekleştirdik. Şimdi de Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Adem'iyle çok kısa bir söyleşi gerçekleştirdik diyelim. Ve bizim mesaimiz en azından kamera karşısında şimdilik son buldu. Sözü tekrar merkeze Hakan Gündoğar'a bırakalım. Fenerbahçe 17. transferini gerçekleştirdi. Şüphesiz transfer döneminin şampiyonu ama A-Spor olarak biz de hem Ahmet Selimkulu hem de Sercan Dikme'yi kadromuza katarak gerçekten senenin en iyi iki transferini yaptığımızı söyleyebiliriz. Evet, son sayfa transfer başlıyor. Gündem gerçekten çok yoğun. Bugün kaybeden iki büyük Beşiktaş ve Galatasaray'da neler oluyor? Konuklarımızla birlikte her iki takımı masaya yatıracağız. Fenerbahçe'nin transferleri: Trabzonspor'da Vitor Hugo, çok başarılı bir stoper ve Trabzonspor aslında yıllardır aradığı stoper transferini bugün gerçekleştirmiş oldu. Tüm bu konuları konuklarımızla birlikte, sevgili Yalçın Ayhan ve Mehmet Özcan'la birlikte masaya yatıracağız. Tabii sizlerin soru ve görüşleri de bizler için oldukça önemli. Son sayfa transfer etiketine Twitter'dan soru ve görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Ve tabii ki iki tane önemli anketimiz olacak. A-Spor Twitter hesabında bizlerden ayrılmayın diyelim ve programımıza başlayalım. Yalçın Ayhan, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Mehmet Özcan, ayağının tozuyla maçtan geldin. Evet. Yalçın'la da ilk kez karşılaştım. Onu tribünde çok izledim, öyle söyleyeyim. Maçlarını da hatırlarım. Çok güzel bir kariyeri de vardı. Yeni yaşantısına başarılar diliyorum. Çok gelişime açık bir futbolcuydu. Umarım futbol sonrası da Yalçın. Denk geldim A-Spor'da. Gürcan abiyle bir programda. Keyifle dinledim. Şimdi güzel olacak, öyle düşünüyorum programda. Benim için daha da değişik duygular. Yani 23 yıllık arkadaşlığımız var bizim İstanbul Spor'da. Çok eski arkadaşızdır. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'ım abi, bak genelde Galatasaray'lar takip ediyor beni. Unutulmaz Denizli'deki şampiyonluk Galatasaray'ın. O sezon Yalçın'ın Sasa İlçin 2 gol attı. Beşiktaş maçı hemen zaten. Yeni öncesinde bunu hatırlatmıştım. O maç. Evet. Ya Thomas ya Song. İkisinden biri ceza aldı Yalçın. Sen oynamışsın 90 dakika. Evet. Afrika Kupası'ndaydı sanırım Song. O dönem benim de sakatlanmadan oynamış olduğum nadir maçlardan bir tanesi. Ondan sonra mı, çok şanssız bir sakatlık ama evet, sonra çok iyi döndü. Evet. Erciyes, bak hatırlıyorum, Bülent Hoca ile orada tekrar ayağa kalktın. Daha sonra Antalya. Evet, bomba gibi bir transfer gelişmesi. Gece çok ateşli olacak demiştik. Beşiktaş Serdar Aziz için Fenerbahçe ile görüştü. Serdar Fenerbahçe'den alacaklarını alırsa Beşiktaş'la masaya oturacak. Telefon attığımızda transferin yıldız ismi Sercan Dikme var. Evet Sercan, söz sende. Hakan Güldar, yayınlar kolay gelsin. Şu an arabadayım ben. Havalimanına gidiyorum, o yüzden telefonla bağlandım. Çok da sıcak bir transfer gelişmesi bu. Beşiktaş Kulübü yetkilileri Fenerbahçeli idarecilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Konu Serdar Aziz. Serdar Aziz'in 2 yıl daha kontratı bulunuyor ve Serdar şu an Fenerbahçe Kulübü Serdar Aziz'i geniş kadro içerisinde düşünmediğini söyledi. Serdar Aziz de ayrılmak istiyor. Ancak 2 yıllık bir kontratı var ve içeride de alacağı var. Hem bu yıl hem gelecek yıla dönük. Fenerbahçe'den de alacağı bir ücreti var. Beşiktaş Kulübü idarecileri Fenerbahçeli yöneticilere dedi ki, eğer kadronuzu düşünmüyorsanız biz Serdar Aziz'e talibiz. Herhangi bir bonservis ücreti ödemek istemiyoruz. Ancak alacağı yıllık ücreti yarı yarıya karşılayabiliriz. Serdar Aziz'i öyle kadroya katmak istiyoruz. Eğer Serdar Aziz Fenerbahçe ile olan alacak problemini hallederse Beşiktaş'la masaya oturacak. Çok kısa tekrar edeyim. 2 yıllık kontratı var Serdar Aziz'in. Fenerbahçe'de alacakları da var. Serdar Aziz eğer alacaklarını Fenerbahçe ile hallederse Beşiktaş'ta masaya oturacak. Beşiktaş Kulübü Serdar Aziz'i istiyor. Sercan, bağlantıların devam edecek. Gece gerçekten çok uzun. Yarın da ortalık yanacak belli ki transferlerde. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, tüm kulüpler artık son transferlerini gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyorlar. Bu gece bütün kulüplerde aslında mesai sabaha kadar veyahut da yarın akşama kadar süreceğe benziyor diyelim. Ve bu transferi sevgili Yalçın'a sormak istiyorum. Çünkü aynı mevkide görev aldınız Serdar Aziz'de. Fenerbahçe'de istediğini yansıtamadı sahaya pek fazla Serdar. İyi maçları var ama beklentiler çok yüksekti. O beklentileri karşılayamadı diyebiliriz. Beşiktaş'ta masaya oturdu. Öncelikli olarak bu transfer gerçekleşir mi? Gerçekleşirse Beşiktaş'ın defanstaki o
kafalarda soru işareti doğuran boşluğunu doldurabilirim? Bence gerçekleşecek diye umuyorum. Bu benim kendi düşüncem. Neden derseniz fırsat transferi olarak görüyorum ben. Fenerbahçe bu yıl oyuncudan vereceği parayı, bir kısmını verip Beşiktaş'la böyle bir sözleşmeye gidebilir düşüncesi var etti bende açıkçası. Çünkü son günlerde yaşanan bu tür transfer trafikleri daima kulüplerin biraz ekonomik anlamda kendilerini rahatlatma projesi olarak görüyorum ben. Bana da mantıklı geliyor açıkçası. Ama Serdar'ın da geçen seneden alacağı rakamların karşılanması dahilinde ben bu transferin gerçekleşebileceğini umuyorum. Ve Beşiktaş'ın da ihtiyacı var diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın bir stoperi ihtiyacı genelde var. Bu tip transfer hikayelerinin Hakan biliyorsun kulüplerin, yani oyuncuya sahip olan kulüp sorun çıkartır. Ama ben burada tam aksi, bence Fenerbahçe Serdar'ı vermek için tüm şartlarını zorlar. Beşiktaş o limitini ne kadar kullanır? Beşiktaş da biliyorsunuz çünkü ciddi bir işte Kalinic transferini bitiremedi nihayetinde, evet. Hakan yani. Serdar da az parayı oynayan bir stoper gözüküyor. Değil. Yani Galatasaray'da, hatta Serdar Bursa Spor'da da iyi para alıyordu. Ben evet. O dönem haber yapmıştım. Galatasaray 2 milyon euroya gelmişti Yalçın ama Bursa gibi Anadolu takımında 1,5 milyon euroya yakın bir ücret alıyordu. Yani Bursa'daki o kontratı o yüzden uzatılmıştı. Bonservis kazanalım hani bedavaya gitmesin oyuncu diye. Fenerbahçe'ye de benzer şartlarda bir kontratla gitti. Galatasaray alacaklarına karşılık bonservisini verdi. Benzer şekilde ben Fenerbahçe'nin kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. İyi transfer olur, fırsat transferi katılıyorum. Bir de bilmiyorum, devamlık problemi var ama ben Serdar'ı, yani bana çok hitap eden bir oyuncu Hakan. Yani şöyle söyleyeyim, karakter koyuyor oyuna ama bir devamlık problemi var. Yani bu Galatasaray'dan ayrılış sürecinde Fatih Hoca'yı şu an kimse neden gönderdin demiyor. İşte Fenerbahçe'de de benzer problemleri yaşıyor. Peki Yalçın, tekrar edeyim. Sergen Hoca'nın aradığı stoper Serdar Aziz mi? Bence olabilir. Çünkü hem hırsıyla hem de genç yaşta liderlik vasfıyla Beşiktaş'a ruh katabilecek bir oyuncu profili. Açıkçası gözümde baktığımda, canlandırdığımda. Wellington'a tercih edilir Yalçın ya. Kesinlikle. Beşiktaş'a gelince Wellington'u uzun uzun konuşacağız. Aynen. Akşamın maçından biz başlayalım. Çok güzel haber bu arada. Tebrik ederim Sercan'ı. Sercan. Diyorum ya, Sercan'la Ahmet Selim Kulum hakikaten. Ahmet Obradoviç'le başladı. Tabii. Basket, İkisi branş çok fark çok etmeden iyi. Müthişler. Maşallah. Her iki taraf için de fırsat yaratabilecek bir transfer. Maddi külfetten kurtarma açısından. Tabii. Yani Fenerbahçe'de bir bolluk var stoper mevkinde de. Orada üçüncü stoper Zanka zaten. Evet. Yani Tisserand'la Lemos'un. Sadık olur en kötü dördüncü stoper. Serdar'dan maaşından muhakkak feragat etmek ister Fenerbahçe ama Beşiktaş bakalım ne kadarını karşılar o bütçesini Serdar için. Stoper ihtiyacı var Beşiktaş'ta. Roko da gitti orada. Montero Gönç bugün aslında güzel top da çıkardı Hakan. Bir tane Yalçın beğenmedi. İşin uzmanına soracaksın. Stoperi işin uzmanına doğru soracaksın. Doğru diyorsun, yok haklısın. İşin uzmanına soracaksın. Galatasaray'la başlayalım. Maçtan geldin ayağının evet. Tozuyla. Gol geliyorum diye bağırdı aslında. Tabii. Yani Fatih'in kurtarışları var. Aytaç'ın iki şutu var. 2 dakika arayla. Sayılmayan bir golü vardı Yusuf Erdoğan'ın. Ardından da attığı çok şık bir gol var. Ve Galatasaray'da benim ilk yarıda, karşılaşmanın ilk yarısında en çok dikkatimi çeken pozisyon, Feghouli'nin bir pozisyonda orta sahadan topu alıp önü boşken kat etmeyip geriye Belhanda'ya dönmesi. Belhanda'nın tekrar ona vermesi, Belhanda'nın kaçtıktan sonra Feghouli'nin tekrar ona vermesi. Hiçbir şekilde anlamlandıramadım. Önümüzdeki... Açtım, izledim, tekrarını izledim bilgisayardan. Ben bir türlü anlamıyorum. Yani Feghouli ile Belhanda'nın isteği ne Galatasaray'da? İçeride bir olan bir insan olarak sana soruyorum. Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan stadında da basın tribünüyle protokol tribünü iç içe zaten. Sayın Abdurrahim Albayrak da ayağa kalktı. Yeter artık diye Feghouli'nin iki kere geri dönmesinde. Hmm. Birbirleriyle oynuyorlar tabii ki Feghouli Belhanda. Ama bir sıkıntı oldu açık. Ben burada takımdan ziyade, hocadan ziyade bunu istihbarat olarak paylaşayım. Artık yönetimin tavrından rahatsız iki oyuncuda. Sürekli Feghouli Belhanda satılacak. Çok para kazanıyorlar. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ben onu geçen bir programda efendim. Yani kimse iyi oyuncu iyi para alsın. Evet. Snyder geldi, Drogba geldi, dünyalar aldı. Ama hak ettiler yani. Karşılığında verdiler. Belhanda Feghouli üzerinde şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın yedek sağ beki Lines'te 1,5 milyon euro alıyor. Bugün Belhanda Feghouli emin ol Hakan. Galatasaray bonservisini versin. Bir şekilde Körfez ülkelerinde belki o parayı bulur ama iddia ediyorum. Lines'in verin bonservisini. 1,5 milyon euroyu. Körfez ülkelerinde bulan. Yani Galatasaray'da o zaten ipin ucu çok kaçmış. Falcao'ya verilen ücret. Hem Belhanda'nın hem Feghouli'nin yönetimin bu tavrından rahatsız olduğunu biliyorum. Yani oyuncular ne kadar karşılık veriyor? Tabii bu da ayrı tartışma konusu.
İlk iki sene şampiyonlukta evet katkıları vardı ama çok inişli çıkışlı performansları var. Nihayetinde sattığın kadar al. Bu yüzden de Galatasaray bonservisli 6 numara takviyesi gerçekleştiremedi. Sonuçta ben hani Berlanda'nın Pegül'ün birbirleriyle oynamalarını, performansın düşüklerini biraz yönetime duydukları rahatsızlığa bağlıyorum. Hani oyuncuları burada savunuyor gibi algılanmasın. İkisinin de performansı. Ben maç yazımı özellikle söyleyeyim. Hayal kırıklığı Berlanda Fegül dedim. Hatta hani Galatasaray Kasımpaşa'ya 1-0 kaybedebilir Yalçın, hiç problem değil ama en yüksek notu da Fatih almasın. 10 üzerinden 7 en yüksek not verdim önce Galatasaray'ın kalecisi Fatih. Evet. Bu işi ilk yarıda kurtarmış olduğu 1-0 da 45'te düşüyor. İkinci yarı önünde bir 45 dakika var maçı çevirmek için. Kasımpaşa'dan da Aytaç ve Yusuf çok iyiydi. Ki Kasımpaşa öyle aman aman bir kadroda oluşturmamış. Yalçın oynadığı zamanlar hatırlıyorum. Rüya takımdı o zamanlar. Şimdiki takımla kıyaslarsak gayet mütevazı bir kadroyla net hak ettiği bir galibiyet. İlk yarı 3 olurdu Hakan bu arada. Sana katılıyorum yani. 1-0 yani, değil ilk yarının hakkı. Aytaç'ın şutlarını çok iyi çıkardı. Şimdi Mehmet'in vermiş olduğu istihbarattan cımbızla çekip sana soruyu sorayım. Dedi ki Belhanna ve Feguli yönetimin tavrından oldukça rahatsız. Sürekli satılmak istendikleri için. Çok para kazanıyorlar. Teklif gelecek, satacağız. Bir şey olduğu yok. Kim niye alsın Feguli ile Belhanda'yı? Zaten Galatasaray'da 4 milyon euro kazanan oyuncular. Ciddi oyuncuların sıkıntı olduğu aşikar. Onu soracağım. Ya futbolcular da bu kadar takım içerisinde bunu diğer arkadaşlarına da nasıl hissettirebiliyorlar? Yani ben bu takım içerisinde mesela Arda var şu anda kaptan. Evet. Arda mesela bu konuya neden eğilmiyor diyeyim. Çünkü çok bariz bir şekilde Feguli ile Belhanda takım arkadaşlarına sanki tavır yapıyorlarmış gibi geliyor. Ben ifade etmiş olayım. Hiçbir oyuncu ne kadar kıymetli olursa olsun hiçbir kulüpten değerli olamaz. Kesinlikle. Bunu siz o oyuncuya hissettirmezseniz tabiri caizse o oyuncu bunu görür ve işte oyuncunun zaten potansiyeli belli. Bu oyuncular istediklerinde nasıl verim verdiği, şampiyonlukta nasıl etkin hale geldikleri ortada. Ama şu andaki performanslarının da negatif anlamda ne yöne geldiklerini istişare yaparsak ciddi anlamda sorun ortada olduğu belli. Ben şöyle bakıyorum dışarıdan futbolcu gözüyle. Ego savaşı görüyorum Galatasaray'da. Ciddi anlamda Fatih Terim'in son dakikada, son uzatma 5 dakikada kulübeyi bırakıp soyunma odasına gitmesi benim için hakeme falan bir isyan değil. O oyuncu grubuna olan inanmamak. Ben dışarıdan bunu hissettim ciddi olarak. İster 5 dakika değil 15 dakikada uzatma gösterirse bugünkü Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı yenecek bir performans sergilediğini düşünmüyorum açıkçası. Galatasaray Kulübü'nün şu anda maçın yıldızı olarak lanse ettiğimiz Fatih diyorsak şapkayı önümüze koymamız gerekiyor. Bu kaçıncı maç oldu? Ligde 4, Avrupa'da 3, 7 maç. Takımın en iyileri Marka, Luyendama, stoperlerin. Tayran'ı katanın içine. 3, bugün Eteboy'u da belki katabiliriz. Bugünkü maç özünün Eteboy'u da ben beğendim. Defansif oyunculardan hep maçın yıldızı olarak bahsediyorsak, baktığınızda Rangers, yani bizim çok rahat eleyebileceğimiz, şu anda Türkiye'den futbolu anlayan kaç kişiye sorarsanız sorun, Rangers'la ilgili bir McGregor'ı sayabilirler isim olarak. Hacı'nın oğlu. Yani Kendi var, sağ beki çok iyi. Ama performans olarak bir fikir sahibi olmazlar Hacı'nın oğlu ile ilgili. Tabii. İsim olarak. Hacı'nın oğlu diye sol ayağı çok iyidir diyebilirler. Aynen o düşüncesiyle. Veya iki ayağını birden kullanıyordur mutlaka ama diye düşünebilirler. Günümüz futbolunda takım olmak, takımlaştık çok önemli. Şimdi çok önemli bir şey söyledi. Senden yola çıktık. Yalçın orada belki de imzayı attı. Diyor ki ego savaşı var Galatasaray'da. Bu hissediliyor mu peki mesela siz... Geçen sene istihbarat yine paylaşayım Hakan yorumdan ziyade bir muhabir olarak. Falcao geldiğinde biraz bozuk atmışlar. Hani bizim ücretimiz sürekli konuşuluyordu. 3,5 milyon euro, 4 milyon euro buyur. 7 milyon euro kontrat. Falcao çıksın oynasın modu ki o Falcao'nun yaşadığı sakatlık. Ne zaman ki Falcao ile araları düzeldi hatırla o 8 maçlık periyodu. Evet. Feguli Falcao birbirine Sivas'ta müthiş paslaştılar mesela. Yani oluyor futbolda. Yani... Problem şu Belhanda ile ilgili ederinden çok fazla para verildi. Yani yoksa
çocukluğumuzdan beri sayarım Hakan. Ayhan Akman, Mehmet Topuz. Bunlar kötü oyuncular mıydı? Evet. Takıma katkıları da oldu ama o hep paranın altında ezildi diyebiliriz. Behlanda'da benzer. Behlanda'da bir de tabii buna ilave Snyder. Snyder'den sonra 10 numarayı giyiyorsanız 4. sezonu Yalçın. Bir tane derbide de bir icraatını görelim. Galatasaray'a geldiğinden 1-2 maçı var. Biri Başakşehir maçı, biri de Hajduk-Split maçı. Demin aslında araya girmeye çalıştım. Arda Turan dedin. Arda aslında buna soyundu. Hem Feghouli hem Behlanda'yı kazanmaya çalıştı. Hem yönetim hem Fatih Hoca yaptığı görüşmelerde iki oyuncunun da çok değerli olduğunu ki Feghouli Valencia günlerinden iyi biliyor. İyi başladılar ama işte burada sorun biz Türk takımları yani burada 3 günde bir maç maratonuna girdiğin zaman Hakan olmuyor. Yani bu Galatasaray özeli değil. Şenol Güneş'i Beşiktaş hatırla. 3 günde bir maç namalip Şampiyon Ligi'nden çıkıyordu. 10 puan liderden fark yedi. En sonunda 2 sene üstte şampiyonluğu kaybetti. Şenol Hoca devri bitti. Çok uzağa gitme. Anadolu takımlarına bak. Akhisar küme düştü. Konya direkten döndü. Osmanlı direkten döndü. Avrupa Ligi lig maratonu oynadığında. Galatasaray'da sezon başında diğer takımlardan fark olarak o Nefçi Bakü, Hajduk Split, Rangers maçları 3 günde bir maç temposuna girdi mi bugün pili bitmişti. Tayland oyundan çıktı bu arada. Umarım ciddi bir şey yoktur evet. Ama kasıkta evet. Bir sıkıntı var gibi. Evet. Nazar değdirmiş de olabiliriz. Nazar. Biraz önce sormuş olduğunuz soruya istinaden şunu ifade etmek istiyorum. Arda ile ilgili neden sorumluluk almıyor? Karşınızdaki oyuncu grubu çok tecrübeli ve deneyimli. Ve Arda'nın bu kulübe nasıl geldiğini az çok biliyorlar. Ve hissediyorlar. Evet. Saygınlık bir yere kadar ama o oyuncu şunu net bir şekilde hissediyor. Benim aldığım rakam bu. Bana kimse dokunamaz. Ne kadar yaklaşabilirsiniz Arda Turan olarak? Geçmişinize saygı duyuyor. Ama profesyonellikte şu var. Sen de bu takımın bireysin, oyuncususun. Ben de bu takımın oyuncusuyum. Benim başımda hoca var, yönetim var. Bana sadece onlar müdahale edebilir. Ben burada net bunu algılıyorum yani net olarak. Enteresan. Yarın üstüne gidelim ya. Hakan, tam manşetlik haber çıkar. Evet, kesinlikle bunu sen de bir gazeteci olarak üstüne gitmeye çünkü Arda'nın bu transfer serüveninde yönetimin ne kadar iştahsız olduğu, Fatih tabii. Terim'in ne kadar iştahlı doğru. olduğu aşikar. Yani bunu ben Feghouli sadece... de biliyor, Falcao da biliyor, Belhanda da biliyor diyor. Yani tamam, oyuncunun Arda Turan bizim ülkemizin yetiştirmiş olduğu en büyük yeteneklerden bir tanesi. Saygı duyuyoruz. O anlamda bir şey demiyorum. Ama şu andaki Galatasaray'daki mevcut durumu ne kadar saygınlık gösteriyor o oyuncuların Arda'ya karşı. Ben bu tarafından bakıyorum. Ya bu arada Hakan ben genelde negatif bakarım. Bu yüzden de eleştiririm Galatasaray tarafını ama hani amigolik holiganlık yapmak değil ama hani dedim Galatasaray'ın kadrosu hala iyi. Evet bir 6 numara transfer olmalıydı. Seri profilinde bir transfere ihtiyaç vardı ama Yalçın bakıyorum Avrupa'da da olmayacak Galatasaray. Lig maratonunda bence hala zaten 4 hafta 42 haftalık 40 maçlık bir maraton. Hala en azından en iyi iki stoper Galatasaray'da. Bu çok önemli. Yani Luyendamarca, Yalçın sen de evet. Stop önemli. Tartışmasız ben 1-2 diyorum hatta. Ama bu oyuncular da bu kadar yalnız kaldıklarını hissederse artık bir yere kadar. Bir isim daha ekleyeceğim. Mesela hep sol bekler Caner. İşte Novak. Bence Saracchi ligin en iyi sol beki. Niye diyeceğim? Leipzig 13 milyon euro yatırım yapmış. O Leipzig'in son yatırım yaptığı oyuncu Sörloth. Leipzig öyle çok da Manchester United gibi öyle parasını harbur paramaz savuran bir kulüp de değil. Ben de en sakaladığım da bari bir linç yiyeyim. Yani Saracchi'nin dönüşü de bu anlamda milli arada. Hiç hesaba katmaz bir Emrak Baba girecek. Evet Onyekuru tipi hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyaç var artık. Dünya futbolu da peki, bunu diyor. Peki bugün artık son güne girdik transferde. Ben beklemiyorum transferde. Onyekuru... Ben tam aksine giden olacak diyorum gelenden ziyade. Yani örnek de bir Ahmet Çalık. Konya Spor'la anlaştı Segidika zaten. Segidika muhtemelen kiralanabilir. Ozan Vafor. Giden olur. Ozan Vafor'u hiç göremedik. Ben en çok onu özürüyorum. Çok merak ediyordum. Sözü tekrar sana vereceğim. A Spor Twitter hesabından anket paylaştık değerli izleyenler sizler için. Birinci anketimiz. Son sayfa transfer değerli izleyicilerine soruyor. Beşiktaş'ta kötü gidişin sorumlusu kim? Yönetim, teknik ekip, futbol karşılaşmaya ilişkin. Ya ben o konu... Kasımpaşa maçında 8 orta yapıyor maalesef. 8'i de isabetsiz.
Yalçın'a pas atmadan söyleyeyim. Ben o konuya biraz kızım. Yani Emre Taşdemir'i linç etmeyelim. Emre bence bugün iyiydi, kötü değildi. Yedek sol bekte. Caner Novak gibi bir ekonomik güce sahip değil Galatasaray şu an Fenerbahçe'yle. Pekala Saraç'ın yedeği Emre olabilir. Linesi kullanabilirsiniz zorluk seviyesi yüksek maçlarda ama Kasımpaşa maçı Emre bence bugün kötü değildi. Hatta bence oyundan çıkmaması gerekti. Ve buna ek olarak da bu oyuncu gidecek psikolojisiyle sahaya çıkıyor baktığınızda. Normalde Kayseri, sağ bek, Linens. Kayseri Aziz Bey'i çalmasa gidiyordu. Evet, yani çünkü gözle görülür bir tasarruf var. Linens'in sağ bekte oynadığı pozisyonda sol bek oynayıp arkasında Emre'nin beklemesi... Yani bu anlamda oyuncuyu ne kadar demoralize eder ve böyle bir maçta sahaya sürüldüğünde çok da bir şey söylememek gerekiyor açıkçası. Yalçın, gidenlerde isimleri söyleyeyim. Nagatomo, Mariano, Selçuk İnan teknik ekibe geçti. Maicon, Lemina, Andone, Onyekuru, Seri, Adem, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz. Çok kritik bir soru soruyorum. Her gelen konuğa soruyorum Yalçın. Evet. Bir tane ismi Galatasaray'a geri döndürsen hangisini döndürürsün? Ben Lemina'yı çok beğeniyordum. Lemina ve Onyekuru derim. Tabii bir tane söylüyorsunuz ama benim için ikisi Galatasaray için vazgeçilmez diye düşünüyorum açıkçası. Sen Seri demiştin geçen hafta. Geçen hafta Seri ama ben biraz mantıksal yaklaştım istihbaratla. Yoksa Lemina da benim şu anlamda Lemina, bence... çok karakter koyuyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Lemina sağlıklı olsa... Hakikaten Türkiye'ye gelmez. 3 sene önce Juventus'ta Şampiyonlar Ligi finalinde oyuna girmiş bir oyuncu. Çok dikine gidiyor. Yani ama top devamlılık ve... Perotti konusunda da açıklanmadı. Neden açıklanmadı diye insanlar soru ediyor. Şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin bazı şartları var. Bazı önerdiği şartlar var. Bu şartları kabul ederse Perotti, Fenerbahçe sözleşme imzalayacak ama... Fenerbahçe'nin istediği bu şartları kabul etmezse bu transfer olmayacak. Başka bir kanata yönelebilir Fenerbahçe. Çok hızlı baş döndürücü bir trafik var. Biz de yakalamaya yetişmeye çalışıyoruz ama Perotti'nin de olmama ihtimali olduğunu belirtelim. Bence Pelkas'tan daha önemli gelişmeyi telefon bağlantısının sonunda söyledi. Perotti olmama ihtimali olabilir dedi. Bazı istekleri var. Bu transferin gerçekleşmeme ihtimali var dedi Ahmet Selim. Orada Rodriguez duruyor. Ben de mesela şu an Serdar Aziz Beşiktaş konuştuk ya. Geri Rodriguez Galatasaray olabilir mi diye soruyorum kendi kendime Hakan. Yok olmaz artık. Perkas 10 numarada oynayabiliyor. 8 evet. numarada oynayabiliyor. Çok defansif bir futbolcu değil ama çok iyi futbolcu. İyi futbolcu. Yani Fenerbahçe 10 numara transferi gerçekleştirecek denildiğinde ben de size şunu söyleyeyim. 1,5 ay önce Talişka'ya Emre Belezoğlu görüşüyor. Fakat maliyeti çok yüksek. Daha sonra bir daha kapısı çalınıyor. Ama gerçekleşmiyor. Bir de Talişka'yı kiralasaydı Fenerbahçe herhalde başka bir takımdan bahsediyor olurduk. Zaten Erol Hoca'nın yani oyun şablonuna baktığınızda dikkat çeken benim açımdan en büyük eksiklik mevcut sistemine uyan bir 10 numara profili oyuncu hala istediği şekilde sahada görememiş olması. Evet. Bakasetas'ı da ben ciddi anlamda Erol Hoca'nın çok istediğini, arzuladığını düşünüyorum. Son saatler neler olur bilemeyiz ama. Ligimizde geçen sene iki takım yarıştı. Başakşehir ve Trabzonspor ligin en iyi ikinci forvetlerine sahipti. Ekuban'la Aleksic. Evet. İkinci forvet çok önemli. Fenerbahçe yardımcı forvet. Kuruse yapamadı mesela onu, o devamını evet. sağlayamadı. Evet, mevcut kadrosu Fenerbahçe'nin çok alternatifli kanatlar falan ama bir 10,5 numara. Tabii. Ya ihtiyaç var. Var. Bakasetas onu. Fenerbahçe'ye Talisca. Geldiğimizde tabii konuşacağız. Galatasaray bölümümüzü bitirdikten sonra Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı konuşacağız ki Beşiktaş'ta durumlar iyi değil. Bu gözle görülen bir gerçek. Galatasaray gibi kötü performansını devam ettiriyor Beşiktaş'ta. Galatasaray karşılaşması Kasımpaşa maçı. Öncelikle Kasımpaşa'yı tebrik edelim. Evet. Çok iyi. Özellikle ilk yarıda gerçekten... Çok iyi futbol ortaya koydular. Mehmet Hoca'ya buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Yavaş yavaş oturan bir takım Kasımpaşa'da. Beğendin mi Kasımpaşa'yı Yalçın? Ya bugün oynamak istedikleri gibi sahada ne yapmak istediğini bilen, bunu da zaman zaman oynadığı futbolla da bizi izleyenlere gösterdiğini düşünüyorum açıkçası. Önce Galatasaray'ı durdurup... Nasıl katılmıyorsun? Hadi her şeyi geçtik. Biz bilmiyoruz, ben bilmiyorum. Kulüp bürüş. Bir oyuncu Altay neden kadro dışı bıraksın Hakan?
Belçika kulüpleri ya. Ya onlar parayı direkt parayı sokağa attılar. Biz bu adamı affetmiyoruz ya. Kadro dışı bıraktılar yani. Çok sorunlu oyuncu grubuna. Ve bu hakikaten isim vermeyeyim. Çok. Kasımpaşa'dan çok. Biraz telefon trafiği yapsanız zaten Jagden'in problemli olduğu bilgisini alırdınız. O günün koşullarına kısa vadeli hareket ettiniz. Şampiyon oldunuz ama süreç nasıl geçen sene Jagne son gün kulüp bürüce. İşte şimdi Berlanda'yı, Feguli'yi satamazsın. Peki. Oyuncunun değerini bu kadar düşürürsen. Hocanın tepkisi kimeydi? Hakeme şöyle basın tribününde olduğum için söylüyorum bunu Yalçın. Bu kadar mı uzatıyorsunuz dedi. Madem öyle alın siz oynayın deyip gitti ama tabii alt metinde bir mesaj var. Yönetime de, oyunculara da. Sonuçta burada Fatih Hoca sorumlu eleştiriliyor. Nihayetinde fiilen hakemlere yönelik yaptı ama muhakkak basın yönetim toplantısında da bu soruya cevap verdi. Birazdan basın toplantısı da gelecek ekrana ama futbolcular o mesajı almış mıdır Yalçın? Yani net bir şekilde zaten gördülerse net bir şekilde kendilerine yazar. Çünkü biz sahada oyuncular askeriz, komutan da teknik direktördür. Ama komutan sahayı terk edip orada o askerleri yalnız bırakıyorsa orada bir güvensiz ortam var. Ben biraz önce de bunu ifade ettim. 5 dakika değil, 10 dakika, 15 dakika da olsa bu maçı çevirecek bir oyun görmedi Fatih Hoca. Zaten o isteği, coşkuyu görseydi Fatih Hoca'nın hem vücut dili orada net bir şekilde bize her şeyi ifade ederdi. Doğru. Ergin Hoca da basketbolda bir hatırlıyorum bir molada oturmuştu bench'te. Hiç direktif vermemişti bir dakikalık o molada. Bazı böyle lider, teknik adamlar, koçlar bu tip şeyler de yapıyor. Ama dediğim gibi milli aradan sonra daha farklı bir Galatasaray olacak. Yani bu kadar da umutsuz olmaya. Yani öyle bir şey ki ilk iki hafta Galatasaray şampiyon ilan ettik Hakan. Dördüncü hafta şimdi Fenerbahçe şampiyon diyoruz. Yani doğru. Daha 42 haftalık maraton. Geçen sene pandemi olmasa Galatasaray oluyordu şampiyon. Ben şöyle düşünüyorum. Şu anda Galatasaray elinden çok oyuncu çıkartmak istiyor. Ama maalesef oyuncuların kontratları buna müsaade etmiyor. Çünkü gidecekleri kulüpte neyle karşılaştıklarını çok iyi biliyor. Evet, hocaların basın toplantısındaki açıklamaları bu şekildeydi. Hemen anketimizi getirelim. Aspor Twitter hesabından izleyicilerimize sormuştuk. Galatasaray'daki kötü gidişatın sorumlusu sizce kim dedik? Yönetim, teknik ekip, futbolcular işte geldi ekranlara. %50 oy yönetim, %35 oy teknik ekip, %15 futbolcular. Yalçın. Tabii baktığınızda futbolcuların oranının düşük görünmesi bu oyuncu grubunun istediğinde takımı şampiyon yapacağını taraftar net bir şekilde biliyor. Ama dediğim gibi Galatasaray'da kırılgan bir yapıya sahip oldular. Yönetimle Fatih Hoca arasında. Fatih Hoca'nın da yalnız kaldığını düşünüyorum açıkçası. Hem göndermek istediği oyuncular var. Buna yönetimi bildiriyor. Yönetim bu anlamda Fatih Hoca'nın kadroda düşünmediği oyuncuları sanırım bu anlamda yardımcı olamıyor gönderme kısmında. Ve istediği oyuncular da alınmayınca ciddi anlamda Fatih Hoca'nın sistemiyle karşı karşıya geliyoruz. Ve haklı da. 3 sene 30'a yakın transfer Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimde bir tane oyuncuyu satacaksınız. Evet. Hep Dursun Özbek döneminde gelen oyuncular. Yani Fernando'dan, Gomis'ten çok kolay vazgeçildi. Bunlar burun kırılacak oyuncular değildi. Fernando başka seviye. O senin orta sahada oynattığın Etebo, Lemina seri değil. Yani Fernando, Gomis. Ve Fatih Hoca şu anlamda da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya anlamında yöneticilerin bu kısmı çok aktif kullandığından ve istenilen düzeyde Galatasaray'a yarar sağlayacak hamleleri yapmayıp sosyal medya üzerinden devamlı medyatik olma düşüncesiyle ben bu anlamda Fatih Terim'in çok rahatsız olduğunu düşünüyorum. Enteresan. Haklı. Ali Koç'la başladı bu süreç. Galatasaray teknik direktörü Fenerbahçe başkanıyla muhatap edilmemeliydi yani. Orada yönetim gerekli reaksiyon duruşu. Orada zaten iş biraz sağ dışına kaydı ama kötü gidişat diyoruz Hakan. Ben kendi adıma söyleyeyim. Dediğim gibi çok pozitif bakmam ama geçen sene mesela benim hiç ümidim yoktu Galatasaray'dan Yalçın. Devre arası Babel gitti. Birkaç tane daha oyuncu. Enzonzi gönderildi. İki tane genç. Saracchi, Onyekuru. 7 hafta üst üste kazandı. Sivas'ta dünyaları kaçırdı. Bence olmayan bir penaltıyla 2-2 bitti o maç. Fernando seri pozisyonu.
Trabzon maçındaki penaltıyı da andırıyor Gaziantep. Sonra seyircisiz Beşiktaş maçı, pandemi. Pandemi olmasa da geçen sene de Galatasaray o kadar kötü gidişat başlangıçtan bir şekilde durumu lehine çevirmişti. Şimdi 42 haftalık 40 maçlık bir maraton. Avrupa'da yok. Bu çok önemli. Maç maratonu olarak yıpranmayacak Galatasaray. Yani Fenerbahçe'nin de şu an bir puan gerisinde sanırım Hakan. Daha 4 hafta. Bakarsak hani Fenerbahçe ile beraber kalabilirsin içsahada. Bugünkü maça bir eksi 3 yazarsın. Tabii şu can sıkıcı Galatasaray açısından. Fenerbahçe'nin Rize maçı 60. dakika 1-0 geridesin. 2-1 kazanmayı biliyorsun. Dün de 2-0'dan 2-2 olacaktı maç. Penaltı hani ekstra kötü oynarken de kazanabilmek bu ciddi bir özgüven getirir. Senin Galatasaray'da olduğun sezonu hatırlayalım Yalçın. Hep 90. dakikalar atılan o goller o. Evet. Son dakika gollerin. Ligin başı da olsa bir... Karşı rakibi de demoralize ediyor. Psikolojik şey getiriyor ama Galatasaray dediğim gibi taraftarı biraz fazla Mert Hakan, Mensah transferlerinden olumsuz etkilendi. Bugün gelinen nokta Mert Hakan geçen hafta derbide 90. dakikada Tayland olan mücadelesini gördün. Yani daha o seviye değil. Mensah, Beşiktaş'ta öyle banko 11 diyemiyorsun şu an Hakan. Evet. Galatasaray'ın değerli bir oyuncu grubu vardı. Burada sıkıntı şu, puzzle tamamlamına gerekti. Bir 6 numara transferi yapılmalıydı. Tayland takım içi transferdir, önem veriyorum. Hoca bunları hep yapıyor. Ömer Bayram'ı da böyle kazandı. Linnes'te Donku da ama Tayland alternatif olursa işte 90. dakikada kasığını tutup oyundan çıkar. Yani oyuncuya da çok yük bindirmemesi gerek. Tek eksik buydu. Bir de dediğim gibi satmada başarılı olamadılar. Ama her şeye rağmen ben Galatasaray'ın bu sezonda sonuna kadar Fenerbahçe ile birlikte ciddi aday olduğunu düşünüyorum. Fatih Hoca'nın bence söyleyecek sözü olacak. O zaman bir oynanan maçlara bakalım. Dördüncü haftada takımlar neler yapmışlar bir tekrar hatırlayalım. Ardından puan durumu ve yavaş yavaş artık Beşiktaş'a geçelim. Geliyor oynanan karşılaşmalar. Hakikaten bugün de dün de evet çok iyi maçlar seyrettik. Özellikle birincilikte ama. Onu söyleyeyim. Birincilikteki maçlar bana ya Hakan bana kızacaksın. Hissiyatımı söyleyeyim mi? Kasımpaşa çok sıkıntılı şu anlamda. Futbolcu açısından Yalçın da oynadı. Çok iyi ama teknik direktör olarak mesela Kemal Özdeş başarılı gönderildi 2-3 kez. Bence Fuat Çaba geçen sene çok başarılıydı. Olur da Mehmet Altıparmak'a bir şey olursa Allah korusun. Ben sana söyleyeyim. Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartır. Bir de Hakan'cığım şunu dile getirmek istiyorum. Bu oyunculara bu şartlar sağlanırken oynadığımız futbol sahalarındaki çimler yani, müthiş. Ciddi anlamda bugün derbi sıkıntı. Oynanıyor. Adana Demirspor Adana maçı. Ya böyle bir zemin yok. İşte bugünkü yani karşılaşma. Yakışmıyor. Yakışmıyor gerçekten. Gerçekten. Yani gerçekten. 20 kulübün 20 sahasına bakıyorsunuz. Yani bir elin parmağını geçmez iyi saha diyeceğiniz. Şimdi öyle. Mesela Tuzla Spor çok iyi bir çıkış yakaladı. 3-0'dan 3-3 Bursa maçı. Birinci lige çıktılar. Tesisleri yok, statları yok. Nerede oynadıkları, nerede mi? Karagümrük Olimpiyat'ta oynuyor. Belli değil. Sizin kadar... hazırlığınız Süper Lig. Sizin hazırlığınız UEFA Kupası. Doğru. Geçen gün yayında da bunları ifade ettik. Eğer siz Avrupa Kupası'na hazır değilseniz o zaman o mücadeleyi vermeyin. Oraya hazır olan kulüpler oralarda mücadele etsin. Ülke puanımızı ilerletsin. Geldiğimiz noktadaki durumumuz... Ama yok işte mesela tesisi yok. Ne kadar acı bir şey. Mesela ben üzüldüm Beşiktaş'ın UEFA Kupası'ndan elenmesine. Alanya Spor'un baktığınızda... Galatasaray'ın. Galatasaray'ın şey. Zaten ayrı. Tolga daha okumadık. Sohbete daldık. Aslında zemin demişken ben Yalçın'a sormak istiyorum. Yalçın suni için mi oynadın mı? Hatırlatayım. Hemen döneceğim çim olayına. Ankara Gücü, MK Ankara Gücü 0, HES Kablo, Kayseri Spor 1. Gaziantep Futbol Kulübü 1, Trabzonspor 1. Yeni Malatya Spor 1, Fraport'ta Antalya Spor 0. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 0, Çaykuze Spor 0. Medipol Başakşehir geçtiğimiz yılın şampiyonu 0, Göztepe 0. Hala gol arıyor Medipol Başakşehir. Dördüncü hafta sonunda. Fenerbahçe 2, Fatih Karagümrük 1. Yukatel Denizli Spor 0, İttifak Holding Konya Spor 0. Beşiktaş 0, Gençler Birliği 1. Gençler Birliği ligdeki ilk golünü Sankum'un ayağından Beşiktaş filelerine gönderdi. Aytemiz Alanya Spor 6, Atakaş, Hatay Spor lige iyi bir giriş yapmıştı ama farklı bir mağlubiyetle Alanya'dan ayrıldılar ve Kasımpaşa 1, Galatasaray 0. Puan cetveli geliyor şimdi ekranlarınıza. Dördüncü hafta sonunda oluşan
puan durumu. Aytemiz Alanya Spor Çağdaş Atan hocayı tekrar tebrik ediyoruz. Çok önemli işler yapıyor. 10 puanla ligin zirvesinde Çağdaş Atan'ın takımı Aytemiz Alanya Spor. Fenerbahçe ikinci sırada 8 puanı var ve 3 ve 7. sıradaki takımların puanı 7. Fatih Karagümrük, Galatasaray, Büyükşehir Erzurum, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Fraport Antalya Spor, Atakaş, Hatay Spor'un puanları 7. 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar Göztepe, Kasımpaşa, HES Kablo Kayseri Spor'un puanları 6. HES Kablo Kayseri Spor çok ciddi eksiklerle gittiği Ankara Gücü deplasmanından İlhan'ın attığı golle 1-0 sağdan galibiyetle ayrıldı. Çok ciddi eksikleri vardı bu arada. Ankara Gücü ama zor Hakan ya. Benim için sürpriz olmadı. Bir sonraki sayfaya geçelim. Bora. İşte 11 ve 12. sırada İttifak Holding, Konya Spor ve Trabzonspor'u görüyoruz. Puanları, iki takımın da puanı 5. Sivas Spor, Gençler Birliği, Beşiktaş ve Yeni Malatya Spor 4'er puanla 12 ve 16. sırayı arasını paylaşıyor. 3 puanla Gaziantep Futbol Kulübü'nü görüyoruz. Çaykur Rizespor ve Yukatel Denizspor 18 ve 19. sırayı paylaşıyor. Puanları 2. Ligin son 2 sırasında MKA Ankara Gücü ve Medipol Başakşehir var. Puanları 1. 2 takım sadece kaybetmedi. Yani Fenerbahçe ile Alanya. Onun dışındaki 19 takım da ilgi gördü. Beşiktaş maçının olduğu saatlerde Aytemiz Alanya Spor maçı vardı. Yani çok büyük keyif aldık izlerken. Ama orada da sağ etken. Müthiş bir sağ. Çok da oynadı. Ya bu fark Alanya'da, oluyor mu Yalçın? Onu merak ediyorum. Zaten ben. Skorlarda Alanya Spor'un atmış olduğu 6 golü çıkarırsak şu ana kadar hesapladığım sanırım 10 golü geliyor. Bir de Fenerbahçe maçında 2'den fazla yani, totalde gol. Totalde 10 gol. Hani ciddi anlamda sorgulanması gereken, ben de zemin olarak %40, %50 olarak görüyorum. Onun dışında da tabii ki oynamış olduğumuz kötü futbol göz ardı edilemez. Doğru söylüyorsun. Ben pandemi sonrası çok bu tip 0-0, 1-0'lık maçlar bekliyordum. Bazı sahalar da yanlış çim, işte çimin zehirlenmesi gibi, evet, geçtiğimiz doğru yıllarda yanması gibi birçok sorun yaşadık. Mesela o çimi iyi olmasındaki en büyük etken güneş almasıymış mesela. Ama Alanya'da hiç bunu yaşamıyoruz. İşte farkındaysanız. Evet. Demek ki ciddi bir profesyonel ekip var ve ben de oynadım ve büyük keyif aldım. Hem topun gidişi, yani zaten sistem takımı orada inanılmaz şekilde keyif alıyor. Ve bugün de Alanya Spor ne yaptığını bilen Çağdaş Hoca'yı da gerçekten tebrik ediyoruz. Yani ülkemiz yeni bir teknik direktör kazanıyor. İnşallah devamı gelir. Yani ben bu 6-0'lık skorla Çağdaş Hoca'yı övmüyorum. Top. Sonuçta takımından ne istediğini bilen ve takımı da o istediği şeye karşılık verebilen bir sistem hocası olarak görülüyor. İnşallah başarılı olur. Ki Beşiktaş'ta Çağdaş Hoca ayrıldıktan sonra Tamer Tuna Şenol Güneş ayrılığında yaşanan sanki sorunlar tekrar ortaya çıkıyormuş gibi bir hava var. Aslında Çağdaş Hoca orada kendine güvendi. Zaten Sergen Hoca'dan ayrılmak başlı başına bir cesaret işi. Baktığınızda kimse Sergen Hoca background'unda bir hocayı kaybetmek istemez. Ama hoca kendinden eminse zaten başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. O Rozenburg maçında da iyilerdi. Hakan, evet. Coşkun Çelik'in selam var, düzeltme yaptı. Konya ile Göztepe'de kaybetmemiş henüz. Ben tabii üst taraflara baktığımdan. Ama Konya bir haftayı bay geçmişti. Coşkun Çelik bizim Coşkun. Arşivci İbrahim Tatlıses Coşkun. Bana evet. Öyle diyeceksin. Ben biliyorsun ya, Coşkun'a buradan selamlar olsun, takılıyoruz. Müthiş bir arşivi vardı. Bizim Coşkun Çelik gazetecidir. Yıllarca beraber çalıştık. Evinde şöyle söyleyeyim sana, bir daire dolusu kaset vardır. 1300 tane. Geçen ben dizdim. İnanılmaz bir şeydir yani. Müthiş bir arşivcidir. Kulakları çınlasın. Bir de düzeltmeye de bayılır. Her şeyi düzeltir sağ olsun. Kulakları çınlasın. Beşiktaş'a geçiyoruz. Bugün alınan bir mağlubiyet. Yalçın, şimdi savunma. Beşiktaş taraftarı savunmasından çok şikayetçi. Vida ile olmuyor. Wellington'la olmuyor. Montero ile olmuyor. Şimdi bakıyoruz. Biraz evvel sevgili Sercan, Serdar Aziz için bir teklif yapıldığını söyledi ama bu sırada da Alpay Çelebi Alanya Spor'a gitti. Gitti mi? Evet. Oo. Kiralanmış.
tutacaklardı. Evet, başkan kalacağını söyledi ama bu akşam gelen haberler Alanya Spor'un transfer ettiği şeklinde. Şaşırtıcı. Yani mesela feda dönemi gibi bir dönem yaşıyor aslında Beşiktaş. Evet. Değil mi? Bilmiyorum. Ben Yalçın'a şunu sormak istiyorum. Wellington, Montero konuşuyoruz. Bence geçen seneki stoper daha iyiydi. Vitor Ruiz. Yani gelen gideni çok arattı. Hani biz Gökhan, Caner, Elneni, Burak'tan okuyoruz ama bence Vitor Ruiz de arıyor Beşiktaş. İyi stoperdi. Topu oyuna sokması. Yalçın tabii daha iyi bilir. Biz hani seyrediyoruz ama adam stoper yani sonuçta. Ondan merak ediyorum. Yani Wellington'la Montero kıyaslandığında bence daha iyi. Yani her anlamda kadro geriye gitti. Şimdi asıl şöyle sormak gerekiyor. Necip kendi yerinde oynamıyor. Evet. Golde offside'ı bozuyor. Bunlar tamam. Necip her zaman zaten Galatasaray'da, Sabri, Beşiktaş'ta Necip'tir. Fenerbahçe'de Sanili. Ateş hattında olan isimlerdir her zaman. Ne yaparsa yapsın Necip'i beğenmeyecektir Beşiktaş taraftarı. Fakat savunmadaki isimler Vida, Wellington, Montero çok açık bir şekilde soruyorum. Bir stoper olarak sana soruyorum. Beşiktaş altyapısında yetişen bir insan, bir futbolcu olarak, eski bir futbolcu olarak sana soruyorum. Bu üç isim Beşiktaş'ın stoperi midir? Bence Vida dışındaki oyuncular Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü kaliteli bir oyuncu, yanındaki uyumsuz, baktığınızda Beşiktaş ayarında olmayan oyuncu grubuyla oynadığınızda sizi de ciddi anlamda sıkıntıya uğratır. Zaten kaliteli oyuncu kaliteli takımda daha çok ön plana çıkar. Vida'yı bu sene tartışıyorsak, yani futbol cahili olmamız gerekiyor. Sonuçta bu adamın background'ı, performansı, milli takım performansı ortadayken, yani ben Vida konusunda tabii ki bu sene formsuz katılıyorum ama bir stoper olarak sizi değerli kılan yanınızdaki oyuncu. Baktığınızda sağınızda devşirme bir Necip düşünebilir mi? Aslında onlar bizim geleceğimiz. Sahip çıkmamız gerekiyor. Ya, Rıdvan'ın bugünkü performansı Ense Kala'dan eksik bir performans mı? Ben başka şey söyleyeyim. Umut Nayır, Larin'den daha mı az Beşiktaş'a? Geçen sene derbiye aldı. Ama biraz önce söylemiş olduğumuz sözler. Bu oyuncuların mukavele şartları gitmesine engel. 1.7 Mehmet. Milyon euro Larin alıyor. Yani, Umut'un zannetmiyorum ben çok. Git dediğinde gidemezler. Çünkü biliyorlar Hırvatistan takımında maksimum alacağı net 200 bin euroyu geçmez. O parayı da Umut Nayır gider. Larin gitmez biz oraya. Biz Başakşehir'le Avrupa'da Rijeka'yla, geçen programda da örnek verdim. Rijeka'nın total maliyeti 2,5-3 milyon euro. Ama biz oradan bir oyuncuyu buraya, defans oyuncusunu 4,5 milyon euroya alıyoruz. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Biz o yüzden kendi insanımıza yatırım yapmamız gerekiyor. %100 doğru söylüyor. Ya biz bu sabır kısmını Hakan'ın... Ersin'in hatasını kolluyoruz. Ersin bir hata yapsa da Ersin'i... Rıdvan'ı kolluyoruz. Rıdvan'ı kovalıyoruz. Şimdi Necip pozisyonunda oynamıyor. Necip'i... Mesela ben bugün inanılmaz derecede CEO'ya... Ben yönetici olsam Gençler Birliği'nde kovmuştum maçtan sonra. 1-0 iken öyle labali bir gol kaçırdı ki 89'da. Bu arada top dönse Beşiktaş gol atsa ne yapacaksın? Gençler Birliği'ne çok beğendiğim bir oyuncu Alanya'dan gelmişti. Kande Yaz. Evet. Bugün de çok iyiydi ya. Çok, çok iyi. Hakikaten Gençler Birliği yoksa öyle aman aman bir kadrosu da yok Hakan bu arada. Böyle bir takıma kaybetti Beşiktaş. Ama takımlar. Birlikte hareket ediyorlar. Bu da başarıyı getirir. Kalecisi iyi bu arada. Evet. Geçen sene devre arası gelmişti. İyi bir kaleci. İngiltere'den getirmişler. Northfield. Şimdi Sergen Hoca'nın eleştirildiği noktalar. Aboubakar Larin değişikliği. Baktığınızda bu da ciddi anlamda sorgulanır. Çünkü Larin'in oynamış olduğu müsabakalarda vermiş olduğu performans net bir şekilde ortadayken böyle bir değişiklik tabii ki doğru bulunmaması bu anlamda normal diye düşünüyorum. Kendi evinde 3 ön liberoyla maça çıkması. Evet. Dorukhan, Atiba, Josef. Fenerbahçe'nin Hatay maçını hatırla. Evet. Tolga, Ciğerci, Gustavo, Ozan'la çıktı Hatay'ı. Açamadı o kilidi. Yani o anlamda zaten dünya futbolu artık 8 numaralara, aynen, artık 6 numaralar değil burada.
Dorukhan Josef, Atiba üçünün aynı anda sahada olması, Mensah'ın kulübeli ve hala Laiç kazanamamak. Evet. O da önemli Hakan. Yani Galatasaray'daki Berlanda Feghouli sorunu gibi. Yani Laiç gibi oyuncu varsa bence kazanmanın yoluna gideceksin. Bugün gündem olduğun oyuna girerken. İşte orada da aynı sıkıntılar devam ediyor. Oyuncuların mukavele şartları sizin çok elinizi güzel kolunuzu bağlıyor. Ya ben Lens'le Umut Nayır'ın aynı anda kadro dışı kalması benim içime sinmiyor ya. Ben Umut'u biraz savunmak istiyorum burada. Aspor röportajında pırlanta gibi, evet, çocuk. Evet. Geçen sene iş yaptı Hakan. 6-7 hafta Beşiktaş'ın bir galibiyet serisi varken. Galatasaray maçı, evet, Kasımpaşa maçı. İşte biraz önce sarf etmiş olduğumuz sözler çıkardım. Biz maalesef ülke olarak alıştık Türk oyuncularını eleştirmekten. Tabii eleştirelim. Bizim de kötü performans göstermiş. Bireysel çalışsınlar. Aa, ben o anlamda Türk oyuncuları, evet, hani aynen, bir Gomis örneği var. Yalçın Gomis geldi adam. Tabii. İnanılmaz. Sağ dışı, izin günleri. Bunu Türk oyuncular da bence bazen... gelişmenin yaşı yok. Beni bugüne kadar getiren, 38 yaşına kadar getiren tek şey gelişime açık ve öğrenme isteğim ve çalışmam. Ama hep öyleydin ya yani. Öyleydim yani, ama... Haklı yemeyeyim şimdi. Öyleydim ama iyi örneği örnek alırsan Hakan. Ya tabii, mesela Saffet abiden de çok şey almışsındır mutlaka Akbaş'tan. Galatasaray'da Rigobert Song'dan da almışsındır. Yani. Galatasaray'ın bana sağlamış olduğu en büyük tecrübe inanılmaz profesyonel oyuncularla oynamam. Şimdi 6 maç, 6 resmi maçta sadece bir galibiyet. Sergin Hoca çok eleştiriliyor. Bugün çok eleştirildi. Bir basın toplantısı yaptı ki basın toplantısı zaten başlı başına olay oldu hocanın yaptı söyledikleri. Ardından Beşiktaş yönetiminden bir hamle geldi. Rashid Gazel transferi gerçekleşti Leicester'dan. Bir kanat oyuncusu. Beşiktaş'ta. Lyon Beşiktaş maçlarında oynamıştı. Beşiktaş taraftarı da santraforu bekliyor. Balotelli'yi bekliyor. Kalinic'i bekliyor. Bir isim bekliyor. Bakalım ne olacak? Gerçekten bugün son gün, transferin son günü özellikle Beşiktaş için çok ama çok önemli. Beşiktaş'ın geleceği adına. Bana sorarsanız kişisel Hakan Gündoğar olarak söyleyebileceğim. Eğer Kalinic'e yıllık 3 milyon euro verilecekse gelmesin. Yok, katılıyorum sana. Galatasaray Falcao'ya 5 samimi milyon euro verdi, ne oldu? Ben çok Umut Nayır'a yazık etmiş oluruz. Çünkü Beşiktaş ışık veren bir futbol oynamıyor. Son gün transferi her zaman risklidir. Riskli ve yok, hataya... Yok, 4 aydır uğraşılıyor ama Kalinic için. Yani istediğiniz kadar o şartlar altında gelecekse gelmesin. Çünkü Beşiktaş'ın o lüksü yok. Evet, o zaman şimdi bir araya gideceğiz. Bu ara çok güzel iki maç sizler için ekrana getireceğiz. Bol gollü iki maç. Leeds United Manchester City maçı. Ardından Chelsea Crystal Palace maçlarının özetleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Saat başında, yani saat 01'de tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir ara. Evet, son sayfa transferde sizlerle birlikteyiz. Bir konuğumuz daha olacak ki Beşiktaş'ın yeni transferini karşılamaya gidecek kendisi ama gitmeden evvel son gelişmeleri de bizlere aktaracak bir isim. Aspor'un yeni transferi ki transfer dönemine aslında Aspor damga vurdu diyebiliriz. Hem Sercan Dikme hem de Ahmet Selim Kul transferleriyle, yanlış mıyım? Bir gazeteci gözüyle bak. Ben, hafızam benim iyidir. Hala hatırlıyorum. Talisca, Caner miydi soyunma odası kavga? Evet. İmza haberdir yani. İmza Sercan haber, bir bu tane. Sene, bu sene de yine transferde de çok hızlı girdi. Yine çok iyi. Yine çok iyi. İkisi de, evet, maşallah. Evet, şimdi Aspor'un yıldız transferi Sercan Dikme'yi stüdyoya davet ediyoruz. Hoş geldin Sercan. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sercan bu gazda. İyi yayınlar. İyi kolay gelsin. Sercan. Biraz moraller bozuk gibi sen. Çok yorgunluk var şu an. Şimdi o sabah bir de Umut Nayır'ı yolcu etti. Evet. Ben Umut gündüz Nayır yayındaydım. İlk 11'de de Rıdvan sürprizini açıkladı. Josef var. Josef da önemli. Birçok haberi paylaştı bizimle ve akşamüstü de yine futbolcunun adı Gezal. Gezal'ı izleyicilerimize aktardı son dakika transfer olarak. Tabii bu mağlubiyet, mağlubiyetin ardından Sergen Hoca'nın açıklamaları var. Evet. Sercan, yayıncı kuruluşa vermiş olduğu röportajda muhabir arkadaşımız diyor ki, transfer hocam diyor. Hoca diyor ki, transferi bana değil yapanlara soracaksınız. Evet. Daha önce Sayın Başkan ve Sayın Erdal Torunoğulları'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Hocamızın isteği doğrultusunda transfer yapıyoruz demişti. Ardından basın toplantısına geçti hoca. Dedi ki, Balotelli'yi veto etmedim, sorumluluğunu almam dedim. Kulüple ilgili birçok şeyi televizyondan öğreniyorum. Balotelli transferinden bahsediyor hoca. Haberleri basına servis ediyorlar, sonra bana söylüyorlar. Oo. Çok ciddi bir sorun var. Evet. Belli ki Sergen Hoca ve
yönetimle alakalı. Evet. Çok ciddi aralarında bir şey var mı? Sorun olduğu belli. Nedir Sercan bu sorun? Akşamüstü bunu haberleştirmeye çalıştık biz. Yöneticilere de sorduk. Acaba Sayın Başkan Ahmet Durçebi ile Sergen Hoca arasında bir problem var mı yok mu? Bunu sorduk kendilerine. Sayın Başkan'ın yanındaki isimlerin söylemiş olduğu şu. Hoca her gün tesiste. Başkan her gün tesiste. Erdal Tornoğulları ismi çok geçiyor. Çünkü transferde bu sezon itibariyle artık aktif bir rol oynuyor. Bir problem yok. Hatta bugün öğle saatlerinde Sayın Başkan Ahmet Durçebi geldi. Sergen Hoca ile oturdular, konuştular, çay içtiler, kahve içtiler. Hatta maç öncesinde. Maç öncesinde. Hatta kulübün internet sitesinde de izleyenler gibi bakabilir. Şeyleri vardı. Böyle koronavirüs selamı da verdiler. Aralarında bir problem yok. Yöneticilerin söylemiş olduğu şu. Bence Sergen Hoca maçın stresiyle mağlubiyet var. Beklenen bir sonuç değil bu. Üst üste gelen kötü sonuçlar var. Bir yandan da telefona tabii bakıyorum çünkü. Bir yandan çünkü. Da böyle bir şansı var. Evet. Ne zaman yayına çıksa mutlaka ya transfer oluyor ya önemli bir şey oluyor. Sen telefonu elinden ayırma. Evet. Aralarında bir problem yok dediler. Biz onlara inanmak zorundayız. Teknik heyetten isimlerle de ben konuşmaya çalıştım. Onların da söylemiş olduğu bu. Şu transfer dönemini artık atlatalım, artık oyuncularımızı bilelim, ona göre davranalım diyorlar. Bir problem yok diyorlar. Bu benim değil. Hem teknik heyetin hem yönetimin açıklaması. Tamam. Buraya kadar tamamız. Peki. Gazel transferi. Evet. Gerçekleşti. Şimdi ona gidiyorsun havaalanına. Ardından gün içerisinde bir santrafor transferi daha bekliyor Beşiktaş taraftar. Bekliyorlar. Gerçekleşecek mi Sercan? Yetişirse gerçekleşecek. Çünkü şu an artık saat 1.03. Beşiktaş'ın anlaştığı bir forvet oyuncusu, santrafor oyuncusu yok. İsmi geçenler var. Ama bugün şu saat itibariyle bizim söyleyeceğimiz şu. Kalinic ve Mandžukić iki isim üzerinde duruyorlar. Beşiktaş yönetimi... Evet. Kalinic mi Mandžukić mi? Mandžukić. Bu soruyu sorman gerek. Sormam gerekiyor. Mandžukić ya. Yani uzak ara. Nedir peki şartlar? Yakın mı birbirlerine? Birbirlerine yakın. Biraz daha Nikola Kalinic transferinde Atletico Madrid'in problem yarattığını duyuyoruz. Devam etsin, Mandžukić gelsin bence. Beşiktaş taraftarı ne, hangisini ister? Mandžukić tabii ki. Mandžukić. Yani yarın artık yani ya hatta mesela, sabah karşı stoper olarak soralım. Şimdi karşında Mandžukić'in oynaması mı, Kalinic'in oynaması mı seni daha çok zorlar? Yani direkt zaten Mandžukić dedim. Bizim ligde de çok iş yapar ya. Çok. Artık sabah saatlerinde netleşecek ama ben neden şunu söyledim? Yetişir mi? Çünkü artık çok az bir zaman kaldı. Bugün, Mandžukić ismini yazalım Cihangir. Evet. Şöyle bir durum var. Artık Beşiktaş veya diğer Süper Lig takımları saat 18'e kadar evet. Türkiye Futbol Federasyonu'na evrakları vermesi gerekiyor. Biz bu futbolcuyla, Ahmet'le, Mehmet'le, Hasan'la, Hüseyin'le anlaşma sağladık. İki taraflı, kulübüyle veya kendisiyle veya Boştaş'a kendisiyle o evrakları vermesi gerekiyor. 18'de 23-59 arasında sağlık kontrolü, lisans işlemleri, evet o prosedürler. Ama 18'e kadar vermek zorunda. Yani artık onu takip ediyor olacağız biz. Artık az da bir zaman kaldı. Beşiktaş yönetimi Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin çalışma ofisindelerdi. Oradan sonra yemek yemeye gittiler. Bekliyoruz gelişmeleri. Şu an itibariyle Nikola Kalinic bir tarafta, Mandžukić diğer tarafta. Peki sen hangi ismi daha yakın görüyorsun? Kalbinden geçeni sormuyorum. Haberci olarak soruyorum. Mandžukić. Oo. Ben Mandžukić'i biraz daha. Ben şöyle söyleyeyim sana. Çok Sercan olur. Bütün Sercan Dikme, Mandžukić Beşiktaş'a daha yakın. Hayır. Kalinic'den daha yakın. Kalinic'den daha yakın. Kalinic'den daha yakın. Kalinic'den daha yakın. Eller hiç durmadı. Yani Yalçın, transferin son günü ben de soru işareti koyarım. Acaba derim ama Mandžukić için son güne kadar beklenir. Öyle bir isim. Evet. Eğer Mandžukić o. Kalinic'i de benim transferim var. Kimsenin hayır diyemeyeceği bir transfer. Ve belki de Beşiktaş yönetiminin perde arkasında bize yansıtmadığı planların arasında da bu vardı. Evet, Nikola Kalinic ilk günden bu yana Sergen Hoca'nın da istediği bir oyuncu. Ama Sergen Hoca Mandžukić'e de hayır demez. Ki bugün gerçekleşen saat 4'te artık 3 saat sonra inecek. Gezal için de hocanın raporu olumlu kanat transferi için. Önde de oynayabiliyor. O nedenle forvetle ilgili Kalinic biraz daha
geri planda kalmış durumda ama Sercan, sabaha beklememiz kim lazım. Kim kontenjan dışı kalacak? Evet. O da önemli çünkü şimdi 3 tane stoperim var. Hı hı. Montero, Vida, Wellington. Evet. Sol bek en sakala, sağ bek oyuncu aldın. 5 evet. etti şimdi sayıyoruz. Atiba. Ben her gün sayıyorum. Josef, 17 şu an. Atiba, Josef 7. Hayır, banko olacakları kadro yapısında. Atiba, Josef, Mensah banko olacak 8. Evet. Şimdi Gezal geliyor 9. Aboubakar 10. Hı hı. Boyd herhalde kalır. Boyd fena başlamadı. Ve bu transfer Beşiktaş yönetiminin üstünden de bir yükü azaltır diye düşünüyorum. Mancıkuş transferi. Evet. Evet. Biraz da işte bu mağlubiyetten sonra biraz daha vitesi mecbur yükselttiler. Kim? Hasiç mi? Hasiç'e sordum. Alanya Spor'un teklifi olduğu söylendi. Bilmiyorum, okudum. Sana soramadım. Hasiç'le ilgili bizim de beklentimiz aslında son bir haftalık süreçte en zayıf halka Hasiç olarak görülüyor. Allah Allah. Ama görülüyordu. Görülüyordu ama Beşiktaş taraftarı da Hasiç'ten beklentisi yüksek. Kulüp içinde bugün kanatlar için, kanat transferi gerçekleştikten sonra lisans dondurma durumu. Çünkü artık son gündeyiz ve resmi teklif yok. Boyd ya da Enkudu'nun lisansını dondurma planı var kanatta. Mandžukić veya Kalinić veya başka bir X futbolcu geldiği durumda da Kayleri'nin lisansını donduracak. Lisans dondurma derken yine cebini verecek. Evet. Ama Hasiç oynatmayacak. Hasiç şu an Beşiktaş yönetimi şu an Hasiç'le ilgili bir tasarrufu yok. Kalacak gözüyle bakıyoruz. Orada kanatta Enkudu, Boyd ikilisinden biri biraz da artık ilerleyen şu gün içinde zayıf halka gözüyle bakıyoruz. Ama Kayler'in, forvet gelirse Kayler'in kadronun dışına gidecek Ocak ayına kadar. Hatırlar mısın kimdi Beşiktaş'ta? Delgado'ydu. Delgado, sözleşmesi evet, donduruldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Enkudu ile ilgili Sayın Başkan'ın Ahmet Nur Çebi'nin de aynen sakatlığı ile ilgili bir sistemi vardı. Ama ben Yalçın acımasız olmayayım. Genç oyuncular tamam diyorum ama Hasiç'i de Enkudu'yu harcamam yani. O kadar değil. Ne olursa olsun arada patlama gücü var yani. Enkudu oynadı mı? Sergen Hoca'nın da açıklaması vardı. Kronik sakat diye. Onu biraz düzeltti. Çünkü rakamlar da ortada. Sayın Başkan da bunu söylemişti. Geçen sezon hücum oyuncular arasında Enkudu Beşiktaş'ta en fazla süre alan, en fazla oynayan oyunculardan biri. Yani evet, biz onu kendi aramızda konuşuyoruz ya Hakan abi. Bu tür patlama gücü olan oyuncularda kas yapısı biraz farklı oluyor. O nedenle ama beklenti yüksek olduğu için Enkudu bir teklif yok. Takımda kalacak ama takımın neresinde kalacak? Nevzat Demir tesislerindeki A takım binasında mı? 50 metre ötede olan yani altyapı binasında. Lens'le Douglas'la beraber mi çalışacak diyor. Mirin. Sercan gecenin gitti. Bombasını verdin. Mandžukić Beşiktaş'a Kalinić'ten daha yakın ama doğrusu buydu. Tamam işte doğrusunu tamam. Verdik ya. Sen şimdi havaalanına gidiyorsun Gazeli karşılamaya. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler yarın gerçekten çok ama çok kırmızılı bir gün olacak. Sevgili Sercan Dikme, Ahmet Selim Kul bütün gün stüdyomuzda yayında olacaklar. Emre Kaplan evet. Keza aynı şekilde. Bir tek Mustafa Mandev bizimle birlikte olmayacak. Mustafa Mandev'in görevi onlardan daha zor biliyor musun Yalçın? Nedenini söyleyeyim mi sana? Federasyonun orada mı yoksa? Hayır, tescil bürosunda tescil. Olacak. Sabah 8'den akşam 23.59'a kadar Mustafa Mandev tescil bürosunda. Ve bütün kulüplerimizle ilgili resmileşen tüm transferleri yarın Mustafa Mandev'den alacağız. Belki de her şey Mustafa Mandev'de bitecek. Evet, beklenti yüksek şu an orada. Çok yüksek. Onun için telefonun şarjının bütün gün yanında olması gerekiyor. Mustafa Mandev'de Allah hiçbir kolay hiçbir başarılı versin. Haber tesadüf değildir. Ta, bir emek. Kesinlikle. Bu da gözle şey, görülüyor ya, gerçekten. Sabah 5'te Umut Nayır'a gitti. Ben gece 3'te çıktım yayın şirketten ki o zaman yola çıkmışlardı. Bakıyorsun saat 12'de yine Aspor'a stadyum önünden bağlantılara başladı. Allah kolaylık versin. Kolay bir iş değil. Evet. İlk 11'i bildik. İlk 11'i söylersen. İlk 11'i de bildim onu söylersen. Jose. ardından şimdi tekrar gidiyor. Emeğinize sağlık. Sercan çok teşekkür kolay ederim. Kolay gelsin iyi yayınlar. Çok sağ ol. Ağzına evet Sercan'ı uğurluyoruz. Sercan apar topar gidiyor. Gecenin bombasını vererek gidiyor aslında. Mandžukić. Yalçın'a bir şey söyleyeceğim şimdi. Eski arkadaş olduğumuz için ona söyledim. Çünkü yukarıda denk gelemedik seninle. Açıklamalardan sonra ben fotokopi alırken sana bir şey söylemiştim. Hatırlıyorsun geldi değil mi aklına? Şimdi söylemeyeceğim tabii de onu. Sergen Hoca'nın açıklamayı neden yaptığını o kadar iyi biliyorum ki. Onu o kadar iyi tanıyorum ki bu açıklamayı neden yaptığını çok iyi biliyorum. Bunun hani yönetimle sahada alınan mağlubiyetin vermiş olduğu aslında moral bozukluğuyla söylediğini çok iyi biliyorum. Ama işte başka yerlere çekiliyor. Çok başka yerlere çekiliyor.
İnşallah iyi olsun. Yani Sergen Hoca da hepimiz için çok değerli bir isim. Evet. Genç bir teknik adam. Ben Beşiktaş'ta çok geçtiğimiz yıl çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Başarılı. Şu an gün itibariyle hala başarılı. Evet. Kesinlikle. Hani o şu anki 6 maç geçen senedeki son 10 haftadaki performansına göre gelemez. Tek haksız olduğu nokta takımın göstermiş olduğu negatif futbol ve mücadele. Haklıyken haksız duruma geliyor. Davasında. Çünkü yalnız. Çok haklı. Ama Yalçın şu var. Yani bunu Beşiktaş'ı küçümseme gibi algılanmasın da ben hala ligin en iyi takımı Galatasaray diyorum. Çünkü Fenerbahçe çok yeni transfer. O yeni transferin uyumu gerek. Bu arada hani Karagümrük'ü 2-1 yenerken de futbol şov yapmadı Fenerbahçe. Çok pozisyon. İleride çok kreatif Fenerbahçe'den bahsedemeyiz. Ama kadro kalite, yani genişliği var. Başakşehir oturmuş takım işte Elia gidiyor. Çatlı'yı alıyor. Sol bekine, sağ bekine takviyeler yapıyor isim. Trabzonspor, evet Sörloth önemli bir kayıp, yine transfer. Beşiktaş'ın kadro kalitesi bence hani diğer saydığımız şampiyon olan takımların ben gerisinde görüyorum. O yüzden de bu saydığım teknik yani adamlar içinde... Ne olursa olsun gerisinde görseniz bile bu saygıyla karşılıyorum. Fakat Beşiktaş kulübü, takımı, oyuncusu o arma üzerinde olduğu sürece son iki haftaya bakarsak böyle mücadele edemez. Zaten camianın ve taraftarın hayal kırıklığı boyutunda düşüncesi bu anlamda. Ne olursa olsun. O gün kötü gününüz olabilir ama kötü koşamazsınız, kötü mücadele edemezsiniz ve mağlubiyeti kabul edemezsiniz. Mağlubiyet diyorsun, bugün 2'ye de giderdi maç aslında. Yani baktığınızda çok geçiş bir oyunu oldu. Evet, final paslarında Gençler Birliği başarılı olsaydı maç çoktan kopabilirdi. Ya bu da düşündürücü. Maçı izleyen Beşiktaş taraftarı ne kadar Sergen Hoca'nın arkasında dursa da oynanan oyunda. Geçen sene pandemi sonrası iki ligi vardı. Kayseri 3-1 kaybetti. Beşiktaş Lung maçın yıldızıydı. Antalya maçında devre 2-0'dı, 2-1 bitti ama Bofin dünyaları çıkardı son 45'te. Hakan hatırla. Böyle kaybedeceksen tamam, ona laf etmeyiz ama işte bu tip yenilgiler can sıkıyor. Oyun içerisinde savunma anlamında takım savunmasını iyi yaparsınız, yönetime mesaj gönderirsiniz. Bize santrafor lazım. Ve haklı olursunuz. Ama hem savunmayı hem ofansı her ikisini de yapamazsanız iş size döner. Şu anda gelinen nokta da o. Bence yönetimin rahatsız olduğu nokta da bu. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Beşiktaş kaliteli bir takım baktığınızda bireysel olarak. Ama oynanan futbol yönetimi de ciddi anlamda düşündürüyor diye düşünüyorum. Evet, bir transfer gelişmesi geldi. Serie A takımı Hellas Verona Kalinic için devreye girdi. Beşiktaş ise Hırvat golcü Mandzukic ile görüşüyor, artık tek adaya düştü Beşiktaş bence. Şimdi izleyicilerimiz de yazmış. Aytaç İşler demiş ki Kalinic Verona ile anlaştı. Şu an için tek aday Mandzukic, başka aday var mı diye sormuş. Peki bu maçlar, yani bugün oynanan Gençler Birliği müsabakası, taraftarlı olduğunu düşünürsek çok büyük isyan, nasıl bir tezahürat olurdu? Ben kulağımda şunu maçı oynanırken, bu forma kutsaldır, nasip olmaz kimseye. Evet. Bunu düşündüm, bunu yaşadım. İşte Beşiktaşlı oyuncular bunu söyletmemesi lazım. Ciddi anlamda o formanın hakkını vermesi gerekiyor. Tamam, profesyoneller, saygı duyuyorum. Ama Beşiktaş'ın formanın ağırlığını, kutsallığını kimse sıradan hale getiremez. Hiçbir oyuncu da Beşiktaş'tan üstün değildir. Kaldı ki diğer kulüplerimizden de. Oyuncular, bireyler gelip geçicidir. Ama kulüplerimiz daima kalıcıdır. Şu da var Yalçın, şimdi forvet konuşuyoruz. Antalya maçı geliyor aklıma, 1-0 iken Boyd'un 0 inip Larin'e verdiği pas, bitiremediği şut. Rio ve maçı, kaçan goller 1-0 iken yine. Bugün de Gökhan Töreci sanırım o, Josef'in aldı atlıydı pozisyon. Bir Burak Yılmaz olsa aslında şu an bambaşka şeylerde konuşuyor olabilir. Aslında hazırlıksız, plansız oluşun bravo neticesi bu. Kimse kusura bakmasın. Biz kendi değerlerimizi sıradan hale, değersiz hale getirip bu tür yönde transferler yaparsak gelinen nokta tesadüf olmaması gerekiyor. Gökhan, Caner,
Burak bu ligin tabiri caizse müthiş emekçileri ve üstün performans gösteren emekçileri. Ama siz elinizdeki değerleri Ense Kalay'la, alacağınız soru işaretli oyuncularla Larin'i bu takımda tutup Burak'a gönderme düşüncesinin ne kadar mantıklı olduğunu alınan sonuçlar net bir şekilde gösteriyor. Bir isim gösteriyor. Daha ekleyelim. Wellington için Fatih Aksoy'dan vazgeçmeye değer mi? Değmez. İşte bizim değerlerimizle Sivas'ta uyuşmuyor. Müthişti. Beşiktaş. Sağ bek önlü böyle altyapı stoper. Yani oyuncu çıkartmakta Beşiktaş yani. Ekonomiye baktığımız zaman mesela ben şunu da anlayamıyorum. Fatih'ten yani başka kim çıkacak? Sağ bek stoper önlü böyle oynuyor. Hayır hayır. Mesela Burak Yılmaz 1,5 milyon euro alıyordu. Ben kulübe çok yük oluyorum dedi. Geçtiğimiz alacağı olan 8 milyon TL'yi bıraktı ve gitti. 1,5 milyon euroya Abubakar aldınız. Ya sakatlanırsa Abubakar'ın kronik sakatlığı olduğu öne sürülüyor. Beşiktaş tam teşhisatlı bir sağlık muayenesinden geçirdiğini söyledi. Herhangi bir açıklama yapılmadı. Ardından sözleşme imzalandı ve Abubakar da 1,5 milyon euro aslında alıyor. Geçen sene elimizde hazır bir Burak Yılmaz varken neden devam etmeyip de 1,5 milyon euroya Abubakar'ı aldığınız sorusu bu bir. Bir adım ileri git. Elneni de kat. Elneni gibi bir oyuncuyu da kaybettin. Bence kaybettin. Kötü oyuncu değildi peki, geçen sene. Tek bir soru daha soracağım. 200 bin euro kiralama bedeli Sporting Lisbon'a. Rozier. Kendisine de 800 bin euro verildi. Yani 1 milyon euroya Rozier'i kiraladınız. Gökhan Gönül 600 bin euro istemişti. Aslında bakarsanız geçen sezon Beşiktaş'ın ahidiyet duygusunu ve Beşiktaş'ta kalmasının temel sebeplerinden birisi de Burak Yılmaz'ın çok üstün performans göstermesi. Abilik yapması bir yandan da. Evet. Ya Burak Yılmaz'ın önlediği tesiste yaşanan bir olay var ki. Oo. Yani hiç. Burak Yılmaz olmasa Beşiktaş kulübü gerçekten çok zor durumda kalırdı. Olayı çok birebir bildiğim için. Yani Burak Yılmaz'ın sadece parayı bırakmasıyla alakası yok yani Beşiktaşlılığının. Yıllarca Burak Yılmaz'a Beşiktaş taraftarı sitem etmişti ama öyle bir hamle yapıyor ki takımın kaptanı olarak. Yani kendisi söylemedikten sonra zaten anlatmam. Çünkü olayın ben anladım değil. Olayı. Ama Burak'ın o olayı engellemesi az çok tahmin ediyorum ama Beşiktaş'ı öyle bir külfetten kurtarıyor ki muazzam bir hareket. Herkes de yapmaz. Bana ne diyen çok olur takım kaptanı da olsa. Ama Burak gerçekten orada taşın altına elini çok ciddi anlamda sokuyor. Takdire şayandır. Ve 35 yaşında kendine güvenerek yani yurt dışına gitmesi inanılmaz bir şey. Ayrı bir ben şey inanıyorum Yalçın dönecek Beşiktaş'a. 2 sene onun hedefi Lille. Ondan sonra bir dönüş yapar bu fizikle. 37-38 yaşında görür Burak. Şu an 35. 37'sine dönebilir. Ve finali yapabilir Beşiktaş. Bununla ilgili ediyor. Bir düşüncem yok ama ciddi anlamda hem Beşiktaş'ın maddi kazanç elde etme açısından düşünürsek bu transferi iyi niyetli oluşu göz ardı edilemez. Şimdi Gazel transferi, kanat transferi. Hasic. Boyd. Enkudu, sağ Gökhan kanat. Töre. Sağ kanat. Gökhan, Atakan Üner. 3 tane sağ kanadınız vardı. Bir de Gazel'in gelmesi. 4. 4 oldu. Ben zaten Sercan'ın istihbaratlarını çok görüyorum. Benim mantığım almadı Beşiktaş'ın neden kanat forvet. Evet. Gökhan Töre'yi neden bu kadar ısrarını da anlamadım ben. Madem öyle geçen sene Gökhan Töre gitmeseydi. Gökhan Töre de kaç sene 2015-2016 sezonundan sonra o West Ham'a gittikten sonra bunu özellikle vurguluyorum. Kolay değil Yalçın artık günümüz futbolunda. Evet. Geri Rodriguez örneği var. Adam 6 ay Suudi Arabistan'a gitti. Futbolun desek yeridir yani. O devamlılığını kaybettiği zaman kolay olmuyor dönüşler. Evet Töre'nin pandemi sonrası Malatya'da 2-3 maçı var ama 34-40 haftalık şimdi 42 haftalık 40 maçlık maratonda ne kadar Töre, Enkudu kaldı ki ben çok eleştirdim ama Boyd'un da bu sezonda kötü başladığını düşünmüyorum. Hakkını teslim ediyorum. Gezal'da Lyon Beşiktaş maçlarında sanki oynamıştı Hakan ya. Öyle hatırlıyorum. Aklımda kalmış o. Penaltılarda geçmişti Beşiktaş Lyon'u. Bakalım. Abubakar'la ilgili söylemek istediğim de şu. Ya Porto gibi işte Alexeyes'i kaç yıldır satıyor satmıyor. 20 milyon, 25 milyon euro. Manchester United'e gitti galiba. Gitti galiba. Porto yani bedavaya. İmza fotoğrafını görmedi inanmıyorum ben artık Alexeyes'e. Yalçın Porto gibi bir kulüp bedavaya bonservisini veriyorsa bir oyuncuya. Ben de biraz soru işareti oluşuyor. Evet. Abubakar'la ilgili yani Hakan.
40 milyon eurodan bahsediliyordu. Ederdi de Beşiktaş'tan ederdi. Sonra çok iyiydi. Kesinlikle ederdi. Sonuçta oynadın mı karşılıklı oynadın mı? Evet Başakşehir'deyken nasıl? Oynadım. Tabii sağlıklı bir Abubakar bu ligde inanılmaz katkı sağlar. Yani inşallah sağlıklı olur, Beşiktaş'a da yararlı olur. Artık son hamlesi kaldı Beşiktaş'ın. Gazel geliyor gece saat 4'te. İyi bir futbol. Lyon'da çok iyiydi. Lyon'u hatırlıyorum Gazel'i. Hakikaten iyi futbolcu. Çok yüksek. Tolisso'lar falan vardı tabii, o ara tabii. Lyon'da. Çok yüksek meblağlara. İdrissa Dumbia değil miydi Galatasaray'ın ilgilendiği? İspanya'ya gidecekti. Gitti Huesca'yla sözleşme imzalamış. Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaray'ı son ana kadar bekledi. Bence çok iyi futbolcu. Maliyetini de söyleyeyim. 1 milyon euro. Yani Etobo'dan %50 daha uygundu ama Galatasaray orta sahaya şu an seri son ana kadar bekler ama seri içinde Fulham'ın söylediği biz seriyi kadro tutuyoruz dediler. Kiralama yoluna gitmediler. Ne seri ne Dumbia ikisi de şu aşamada Galatasaray'a olmadı. Taylan orada alternatifsiz kaldı. Ben Donk'un da artık çok orta sahadan ziyade Luyendama Marco'ya alternatif gibi görüldüğünü düşünüyorum. Fatih Hoca Ocak ayına kadar Etobo Taylan'la idare etmeye çalışacak ama ne kadar başarılı olur göreceğiz. Kolay değil işi. Şimdi ünlü İtalyan gazeteci, spor gazetecisi Di Marzio. Orijinal evet. Di Marzio yani şey değil bizim. Salim Di Marzio değil. Orijinal Di Marzio tweet atmış. Nikola Kalinic Verona ile anlaştı. Madrid ile Hırvat golcü konusunda Huesca Hellas anlaşmayı sağladı. Son detaylar görüşülüyor. Yarın sağlık kontrolünden geçecek demiş. Hayırlı olmuş. Ben Kalinic için istemiyordum Beşiktaş'a yani gelmesini. Bu kadar ben uzaması de. Zaten. Ya bir de Hakan bilmiyorum böyle belki ağır laf olacak ama biraz fazla menajer şişirilmesi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bonservis hiçbir zaman hak etmedi. Fiorentina'daki tek sezon tamam ama ondan sonra İtalya ve İspanya bende çok iz bırakmadı. Bir de bilmiyorum Yalçın belki acımasız yorum olacak ama Dünya Kupası'nı hatırlarsın o final öncesi bir kadro dışı kalma hikayesi olacak gibi değil. Hani. Evet. Hırvatistan'ın bizim jenerasyonu hep deriz hani Yugoslav ekolü. Evet. En başarısıydı o hani finale çıktılar. O takım parçası olamadın. Ve kariyerin ister istemez hep aşağı gitti. Evet biz seviyoruz böyle hikayeleri. Mario Gomez'e düşüşteydi. Geldi tekrar çıkışa geçti. Anadolu'dan birçok forvet tekrar çıkışa geçti ama hani aynısı Kalinic 3 milyon euro bence fazlasıyla riskte. O riski mağazık için alın evet. Ama Kalinic için almayın. Beşiktaş'ı heyecanlandıran bir transfer olacaksa Mandzukic. Ve şu kesinlikle. Andaki kara bulutları ortadan dağıtacak. Beşiktaş camiasını, taraftarlarını ve Sergen Hoca'yı heyecanlandıracak bir transfer. İnşallah gerçekleşir. İnşallah. Bakalım ben de Mandzukic'i heyecanla bekliyorum. Sercan'ın gözünden aldım ben çünkü o ışığı. Evet. Sercan'da var o ışık. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Transfer şampiyonu Fenerbahçe. 2 gün önce oynanan maçta Altay ki geçen hafta seninle konuştuk. Kendine güveni çok yerine gelmiş. Bu çok büyük bir mutluluk veriyor bana Türk futbolu açısından. Çünkü kalecilerimiz evet iyi ama daha da iyi olsunlar. Biz kalecilerimizi daha çok yurt dışında büyük takımlarımıza gönderelim. Maçı Altay ve Samat da damgasını vurdu. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Yani Fenerbahçe'ye baktığınızda diyorum geçen programda da aynı şeyleri ifade ettim. Şimdi de aynı şeyleri söyleyeceğim. Erol Hoca'nın zamana ihtiyacı var. Ve böyle haftalarda kayıpsız geçip moral motivasyon açısından Fenerbahçe camiasına kendini ispat etme haftaları. Çünkü belirli bir şablonda yeni transferler, yeni bir hoca, ne yapmak istediğini bilen bir hoca, sistemli bir hoca kolay olmayacak. Ama bu geçiş haftalarını kayıpsız atlatırsa bence Fenerbahçe çok büyük avantaj sağlayacak diye düşünüyorum ilerleyen haftalarda. 8 oyuncu yeni. Gustavo evet. Altay, Ozan Tufan, onun dışında hep yeni bir takım. Caner'le Gökhan camiayı biliyor. Yani dediğim gibi bu tip kaybedebileceği maçları da kazanması Rize'de mesela 60. dakika 1-0 gerideydi. O geri dönüşü yaptı. Türk Telekom Galatasaray sonuçta bir havayı yakalamıştı. Berabere kaldı. Hoş hani o maçta çok Fenerbahçe iyi oynadı diyemem. İki takım da. Maçın hakkı beraberlikte öyle özetleyebilirim. Hatay'dan alınan beraberlik bir acaba dedi biz hani 9 kişi kalmış. 3 defansif orta sahayla.
Ama bu sefer de Ozan Tufan 10 numara Karagümrük maçında biraz fazla lüks kaçtı oraya, o mevkiye. Sosa'ya biraz bağımlı gördüm Yalçın. Sosa evet. Oyundan çıktıktan sonra çok düştüler. Altay çok iyi. Ben milli takım açıklandığı gibi hep Tayland milli takım diyorduk. Ben Altay'ın da milli takıma seçilmesi gerektiğini düşünüyordum. Nihayetinde Tayland'da Altay'da bir performansını korurlarsa zaten milli takıma seçirler. Sen sanki Yalçın Altay'la ben, oynadın. Evet, Altay'la oynadım. İnanılmaz gelişme açık. Ankara Gücü'nde oynadım. Ve inanılmaz profesyonel. Ve Fenerbahçe'de bence Ersun Hoca'yı da bir parantez açmak lazım. İnanılmaz üstünde durdu bu transferi. Tabii. O çok önemli. Bir yani. Kalede Muslera var. Bir yerde Uğurcan var. Beğenme Karius var. Tabii. Mert evet. Volkan var. Sen Altay'a emanet ettin. Hakikaten de yani baktınız bir seneyi da. Kaybettin belki ama 10 sene kazanacaksın. Büyük ihtimal. Yani bu anlamda... Anketi isteyeceğim bu arada birazdan. Bu anlamda Ersun Hoca'yı da es geçmemek lazım. Çünkü ben birebir şahit olduğum için bunu ifade ediyorum. Altay'ı ciddi anlamda istedi. Ve Ali Koç da bizzat girdi transferde. Zaten gelişimini görüyoruz. Çok açık. Ve bu haftaki... Çok özür dileyerek sözünü kestim. Cihangir, acil Ahmet Selim'i ara. Bir transfer gelişmesi var. Çok acil bir şekilde Ahmet Selim kul. Telefon hattımıza bağlansın. Sen de kırmızıyı hazırla. Yorucu gece. Alev alev bir gece. Neyse son bir. Son gece. Evet. Son gece. Devam edebilirsin Yalçın. Kusura yani bakma. Ben bu hafta da Altay'ın göstermiş olduğu performans ve kurtarmış olduğu penaltı Erol Hoca'yı da ciddi anlamda eleştirisel yönden rahatlattığını düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü Fenerbahçe'ye ciddi anlamda Erol Hoca'nın kendini ispat etme duygusunun yüksek olduğu haftalar ve bu haftaları kayıpsız geçmesi Erol için de artı oldu yani bu anlamda. Karakteri nasıl? Ben tanıyorum ama sen takım arkadaşı olarak çok, neler çok, söylemek çok, istersin? Çok iyi. Ve çok güzel yetiştirilmiş. Ben de çok seviyorum. Aynen çok ailesi o anlamda kendisi Bursa'da yaşıyor zaten ailesi. Ciddi anlamda kendini geliştirecek futbol adına ve sosyal yaşamıyla ilgili ciddi kaynaklar elde ediyor. Kendisinin de bu anlamda ülkemizde çok iyi yerlere geleceğini, ben Avrupa'da da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Duran top, Yalçın önemli, çok önem veriyor. Duran o boyuyla, o atletik yapıya sahip olması bilmiyorum. Maçlarda dikkat ediyor musunuz? Bacaklarını bir atletizmci gibi açabiliyor. Mesela bir kaleci için çok önemli. Uzun boylu kalecinin dezavantajı ayaklarıdır. Ayaklarının yanına vururlar tecrübeli santraforlar. Ama Aykut birebir de ayaklarını da çok iyi kullanıyor. Fark ettiyseniz. Ve onun için de ayrı bir kazanç. Peki şeyi sorayım Yalçın. Maç içinde bir oyuncunun iki penaltı kullanması. Ben ilkini attıktan sonra Hakan bilmiyorum. Gelirken dedim ikinciyi kaçırabilir dedim. Yani biraz risk geliyor bana ya. Evet. Şey çok hikayesi olur. İlk penaltıyı kaçıran Jacques Nerize'de olmuştu. Hatırlarsın Hakan. Evet. Sinan'dan topu almış. İkinciyi attı hani. O oluyor. Hatasını telafi etme. Kırmızımız geliyor mu Bora? Telefon hazır. Kırmızı gelsin. Ondan sonra sesini duyalım. Olur mu? Ve geldi Fenerbahçe. Dimitris Pelkas transferinde sona geldi. Sarı lacivertler Yunan futbolcuyu bugün İstanbul'a getirecek. Ahmet Selim Kul. Tekrar tebrik ediyorum. Geceye damganızı vurdunuz gerçekten. Helal olsun sizlere. Gecenin bu saatinde telefon trafiğiyle transferleri an ve an A-Spor izleyicilerine ulaştırmaya devam ediyorsun. Söz sende. Gerçekten sevgili Hakan Gündar, inanılmaz bir gece yaşanıyor. Az önce de bir tweet atmıştım. Biz hani bir kısmında tabii bu işin varız. Hani transfer görüşmelerini yapan Fenerbahçeli idareciler, yöneticiler, işte Emre Belözoğlu vesaire inanılmaz yoğun bir gece geçiriyorlar. Hani belgeseli çekilir o derece. Fenerbahçe 10 numaraya Pelkas'ı getiriyor. Daha önceki bağlantıda teklif olduğunu söylediğimizde orada bazı rakamları vermiştik. 1.6 milyon euro bonservis, %20 de sonraki satıştan pay şeklinde bu transferi tamamlıyor Fenerbahçe. Oyuncuya da 1 milyon euro gibi bir maaş verecek ve bazı bonuslar olacak. Bunu da belirtelim. Fenerbahçe yarın Pelkas'ı İstanbul'a getirecek ve sarı lacivertli formayı giydirecek. Artık tabii ki gecenin ilerleyen saatleri, yani son dakikada bir pürüz çıkmazsa, Fenerbahçe'nin yeni orta saha oyuncusu, ofansif orta saha oyuncusu Pelkas olacak. Dimitris Pelkas olacak ve
Fenerbahçe'de tabii transfer, bir de Perotti'nin açıklaması var. Onunla ilgili de önceki yayında söylemiştim. Fenerbahçe'nin bazı şartlar sunduğunu, bu şartları kabul etmesi halinde sözleşme imzalayacağını, yoksa olmama ihtimali olduğunu da söylemiştim. Başka gelişme olabilir mi bunlar dışında? Olabilir. Takip edeceğiz inşallah. Olursa da biz yakalarız ve aktarırız diyelim sevgili Hakan Günder. Ahmet Selim, o zaman sana da sorayım. Kalinic mi, Mandzukic mi? Mandzukic. Tabii ama son yıllardaki performanslarına baktığımızda yani Kalinic'i çok beklemediği daha yerden düzgün. Soruyorum ki dağılsın biraz. Evet. Kafası dağılsın diye. Evet Ahmet. Bence Kalinic, çünkü Mandzukic son yılları çok kötü geçirdi. Oo. Son yıllardan bahsediyorum. Enteresan bakış açısı. Teşekkürler Ahmet Selim. Kolay gelsin. Bu gece uyumayacaklar onlar. Çok çok çalıştılar. Çok çok çalıştılar. Gerçekten öyle. Çok çalıştı her ikisi de. Emre de öyle. Emre de bu arada nişanlandı. Allah tamamını erdirsin. Evet. Emre Kaplan'la Serem. İki kardeşimizi dün nişanladık. Ben tabii yayında olduğum için yanlarında olamadım. Onlar da benim eksikliğimi hissetmişler. Sağ olsunlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Fenerbahçe devam ediyor transferleri. Adem'i aldılar. Adem'in videolarını seyretme imkanımız olmadı çok kısıtlı zamanda. Bildiğimiz bir futbolcu mu? Zaman zaman adını duyuyordum ama yalan olmasın izleyemedim. Eve gidince izleyeceğim videolarını. Uzun boylu bir santral. Vedat Muriç profil tarzı olarak. Evet. Profil evet. Ben de izlemedim. Onu söyleyeyim. Tabii boy uzunluğundan ve vücut yapısından çıkardığımız bu. Ama bu çok önemli. Yalçın'a da soralım hani. Ligimiz biraz kalıplı forvetlerin ligi Yalçın. Sayılı forvet istiyor Yalçın. Evet, pivot santraforu özellikle sıkışan oyunda zaten rakipleri görüyorsunuz. Herkes herkesi analiz ediyor. Bu anlamda ciddi bir kapanma, boşluklar zor. Direkt oyuna geçiş oluyor. Bu anlamda Vedat Muriç'in ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bu ligde gördük. Pivot santraforu özelliğini taşıyan, hava toplarında göğsünü alan ya da kafayla... Dembaba, Başakşehir'in geçen seneki şampiyonun X faktörüydü bence. Kesinlikle. Yani bu çok sene biraz performansından uzak ama Dembaba, evet. Yani. Bu anlamda ligin bence en önemli özelliği direkt oyunlarda başarılı olabilecek oyuncu tarzı. Şimdi Samat'ta, Sisse, Valencia, Tiam bu profil değil. Daha Sisse, Webo gibi hani bitirici tarz. Diğer üç oyuncu atlet oyuncuları, hızlı evet. Oyuncular. Savunma arkasında koşu. Evet. Koşu. Bu transfer sanki biraz hani Vedat Muriç profili bir transfer hatırlattı bana. Kadro zenginliği çeşitli açısından olumlu. Bazen Erol Hoca şöyle bir tasarrufta bulunabiliyor. Rakiplere göre kadro seçiminde bulunabilir. İşte o yüzden bu haftaların çok önemli olduğunu düşündüm. Ve kazanması gerektiği olduğunu düşündüm. Çünkü neden derseniz bu yapılan transfer de böyle bir transfer. Rakiplere göre bazen direkt oyunlarda uzun boylu santraforun takıma ihtiyacı olduğunu düşünülerek yapılan bir transfer. Enteresan bakışız. Bakalım. Bunu da yaşayacağız, göreceğiz. Yaşayacağız ve göreceğiz. Evet, notlarımız. Alanyaspor'u tekrar tebrik ederim. Evet. Çok çok iyi bir kadro planlaması. Babakar bile yedek kalıyor ve sonradan oyuna giriyor. Yani. Ve şunu özellikle vurguluyorum. Wagner Love, Emre Akbaba buralara satarak geldi. Tabii. Tüketerek tabii. Değil, üretti de yani. Teknik adam tercihleri de. Sergen yani, Yalçın, Erol Hoca, Çağdaş Atan, Ersun Yanalı, Aykut Kocaman'ı getirmediler. Hani mesela örnek verelim. Hem hocaları da geliştirdiler, oyuncuları da geliştirdiler. Efe Can müthiş zaten. Ben burada kalecisini de çok beğeniyorum. Ayakları çok iyi. Evet. Sivas maçında ilk hafta mesela evet. Çok iyi kurtarışları Kolkır. Vardı. Wellington için benim Fatih Aksu itirazım oydu Yalçın. İlla evet. Bir stoper alıyorsan. Evet. Kol kır al mesela. Ona laf etmem. Kolkır daha iyi değil mi sence Wellington'da? Yani. Ama vermediler farkındaysanız. Ya vermediler tabii. Doğru. Vermediler. O da var. Yunanistan pazarından ama çok oyuncu getirdiler. Ama açıkçası ben Alanyaspor yönetiminde buradan sizler aracılığıyla teşekkür ediyorum. Yapılan transferlerde başarı oranı yüksek. Tabii. Hata oranı çok az mesela. Çok az. Ya 10 futbolcu mesela transfer ediyorsa 2 tanesi uyum sağlayamayıp başarısız olursa bu bence bir başarısızlık değildir. Evet. Bence bu başarısızlık. Mesela Tsiopis bence muazzam bir orta saha oyuncusu. Ben çok şu da çok önemli Hakan. Bir terapi de oldu. Ceyhun Gülselam, Salih Uçan. Tabii, Salih büyük takımdan görmüş evet. Oyuncular tekrar orada hayata döndüler. Hani bu da önemli. Çok eskiden Gençler Birliği bu profilde ligimizde. Evet.
Baktığınızda şu da net bir şekilde ortaya çıktı. Yunanistan'da oynayan oyuncu profili ülkemize tabii, çok uyuyor. Uygun. Evet. Doğru. Uyuyor. Bakasetas. Kupa maçında geçen sene Galatasaray'a attığı gol olağanüstü bir goldü mesela sol ayağıyla attı. Yani her şeyle geçen senenin bugün attığı gol keza dün attığı gol keza aynı şekilde. Geçen sene ligin kaderini belirleyen gol Trabzon'un son atakta Ndiaye'yi bir aynen bakkala yolladı. Orada sağ ayağıyla attı. Aynen. Soluyla da değil o golü. Sanırım İki Yunanistan ayla. Da bizim ligimizi çok takip ediyor. Valbuena zaten Olympiakos'a oynuyor. Çok alıyor. Evet. Olympiakos Trabzon'dan çok oyuncular. Evet. Marco Marin oraya gitti. Çok. Bizim ligden. Evet. Tümer Metin de oynadı. Tabii. Bir ara gitti. Tümer de gitti. Erol Hoca oynadı. Erol Hoca da zaten Erol şu oyuncu tabii profiline sahip olmasının en büyük kazancı. Aynen. Orada oyuncu olarak bulunması. Tudor'da geldi. Yakalamış şeyi. Aynen. Madeni bulmuş. Tudor'da Yunanistan'dan geldi. Ve iyi bir geldi. İzlenim edinmiş ki tabii oyuncu profillerini çok iyi şekilde irdeleyip gittiği takımlara da o oyuncuları getiriyor. Zaten kondisyonları Yunan. Evet, Erol Hoca'nın. Doğru. Doğru. Ben fizik değil. Güç olarak çok beğeniyorum. Hem Alanya hem Malatya'da Erol Hoca bende o anlamda çok iyi iz bıraktı. Yalçın bunu özellikle vurguluyor. Çok iyi kondisyonları var. Malatya'da çalıştığım dönemden biliyorum. Kondisyonları Yunan ve 50-55 yaşlarında. Ama inanılmaz derecede bizimle aynı antrenmanı yapacak enerjisi, sinerjisi. 55 yaşında. Evet, vardır kesinlikle. Çok iyi. Çok önemli. Ben yani Prandelli ile Tudor'da evet işin teknik anlamında öyle çok bir şey katmam ama fizik anlamında Galatasaray'ı bir seviyeye getirdiler. Hamza Hoca o takımı aldı, şampiyon yaptı. 90. dakika golleri. Fatih Hoca keza atletik bunlar tesadüf değil. Atletik trenerınızın göbekli, koşmaktan aciz bir görüntüsü size nasıl bir izlenim bırakır? O oyuncu da ciddi anlamda o hocamı bize antrenman yaptıracak. Ama baktığınızda görüntü olarak, yüz olarak yaşça ileri seviyede olması ama bizimle aynı antrenmanı yapması bizi ciddi anlamda motivasyon anlamında pozitif sinerji gösterdi. Anket hazır mı Bora? Beşiktaş anketi evet. Hazır. Verelim hemen. İzleyicilerimize sorduk. Beşiktaş'ta kötü gidişin sorumlusu kim dedik? %62 yönetim. %20 teknik ekip. %18 futbolcular. Herhalde Beşiktaş taraftar şöyle düşünüyor. Bu kötü futbolcuları yönetim altı diye düşünüyor. Evet. Ama yönetimin yapmış olduğu açıklama da bunun tam tersi. Sergen Hoca'nın istediği oyuncuları alıyoruz. Ortada bir cenaze var. Kimse sahiplenmiyor bence. Yönetim bu takım senin eserin. Bence tarafları dinlemek gerek. Ortada bir cenaze var. Yani ortada bir tane şu telefon var. Bu telefon kimin? Kötü bir telefon. Ama başarılı olunca herkes tabii sahiplenmek ister. Tabii. Önemli olan da zaten böyle haftalarda omuz omuza verip sonuçta Sergen Hoca kim? Beşiktaş'ın yetiştirmiş olduğu en büyük değerlerden bir tanesi. Kesinlikle öyle. Kolay tüketmememiz gereken bir insan. İnşallah Beşiktaş önümüzdeki haftalarda alacağı skorlarla hem yönetimle teknik ekip arasındaki buzlar erir diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Kesinlikle. Birlik bütünlüğü. Bence senenin en iyi stoperi geldi ülkemize. Bu sene transfer döneminde gerçekleşen Tisserand'ı da katıyorum. Lemos'u da katıyorum. Vitor Hugo. Evet. Çok iyi stoper. Geçtiğimiz yıllarda önce Galatasaray ardından Beşiktaş istemişti. Sayısız kez maçını izledim. Sol ayaklı. Muazzam bir stoper aldı. Trabzonspor'da geçen sene gelseydi Vitor Hugo bu tecrübesi. Çok fark yaratıyor. Bu oyun anlayışıyla Trabzonspor şampiyonluğu bırakmazdı. Çok açık ve net söyleyeyim. Katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Alanya Spor'la ilgili söylemiş olduğum transfer başarısı Trabzonspor yönetimi de kapsıyor. Baktığınızda Charlotte, Mvakeme, Ekuban. 1 milyon euroya alınıp 10 milyon euro üzeri değerler. İşte bizim böyle transferler yapmamız lazım. Politikamız bu yönde ilerlerse ve aşağıdan gelen gençleri de harmanlarsak ortaya zaten uzun vadeli başarılar gelir. Uğurcan'ın transferiyle
konuşuyoruz. Abdülkadir'in transferiyle. Satacağı bir sürü oyuncu var. Abdülkadir Parmak bence o da çok iyi bir seviyeye geldi. Yani biz 35 yaşından sonraki oyuncularla ilgili hiçbir edinemeyiz. Ama bu tarz oyuncu grubuyla bizim geleceğimiz kurtulur. İki gün önce dinledim Sayın Başkan'ı, Ahmet Ağoğlu'nu. Borçlarının azaldığını. Neden? Çünkü elindeki gelecek vadeden oyuncuların bir anlamda satışını gerçekleştiriyor ve istenilen rakamları da görünce zaten doğru bir politikayla borçlar da azalır. Bu anlamda ben teşekkür ediyorum. Gerçekten Trabzonspor yönetimi ciddi anlamda scout ekibiyle çok ince dokunuşlar yapıyor ve doğru transferler gerçekleştiriyor. 5'te 1 Yalçın maliyet. Evet. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yani. Galatasaray Fenerbahçe 70 milyon euro. Hakan en son Aspor'a yaptığı 12 milyon euro diye takım maliyeti. Bir de doğru ödeme planıyla oyuncunun kafasında soru işareti bırakacak bir noktaya gelmiyor. Artı mesela örnek Sosa Nova kaybediyor. Hemen Sosa yerine Tronsen'i getirdi. Evet. Bir şanssızlık çapraz var ama güzel bir transferdi Rosenborg'dan. Evet. Novak'ın yerinde Brezilya'dan daha ucuz, daha genç kiralık iyi oynar satın alacak. Stoper olarak da en sonunda aradı ismi buldu. Yalnız Hakan şu var. Çok iyi. Bilmiyorum Yalçın bana katılır mı? Öndeki dörtlüye bakıyorum şimdi. Abdülkadir, Vakame, Ekuban, Afobe orada değişecek. Bir de orta sahandaki iki orta saha oyuncusu 2-6'dan ziyade 2-8. Evet. Flavio ile Becker. Yani orada Mehmet Topal, Josef gibi bir ikili olsa. Neye varacağım? Yani orada biz hep stoperleri yerden yere vurduk. İşte Kampi'yi, Hüseyin'i, Hosseini'yi ama stoper kim oynarsa oynasın işi kolay değil bu yapıda. Evet. Yani oradaki 6 ve 8, yani Trabzon neredeyse 2-8 ile oynuyor. Yani Selçuk Kolman gibi oyuncularla oynuyor. Bu durumda hani stoper elbette Vitor Hugo'nun diğer oyuncularla kıyaslam daha banko. Nasıl? Tisserand, Lemos'u, Zankalı, Serdar Aziz, Sadıklı rotasyonda daha net ilk 11'e koyuyoruz. Vitor Hugo'nun da böyle payı olacak ama Trabzon'da stoper kim oynarsa oynasın İşi kolay değil diyorum Yalçın. Bilmem katılır mısın? Evet ama Vitor Hugo'nun hem lider vasıflı bir oyuncu olması Trabzonspor için de bir avantaj olacağını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde onun da takıma uyum sağlamasıyla birlikte ben Trabzonspor'un iyi bir kadroya eriştiğini düşünüyorum. Peki kim olur partneri? Sence hani Kampi, Hosseini, Edgarli, Hüseyin Türkmen'den? Yani şu anda Hüseyin Türkmen de bir karakter koydu, oyun karakteri. Performansını yükseltti. Orada da rekabetin bol olduğu, bu da Trabzonspor'a yarar sağlayacak bir ortam var. Tabii burada hoca karar verir ama ciddi anlamda oyuncu havuzu genişledi her bölgede. Taştan da gol attılar bu hafta. Evet. Evet. O Pereira'nın için sırrını çözmüş bence. Ben Galatasaray'da bir tane hatırlıyorum mesela. Amrabat Elmander'e vermişti. Ali Turan'ı hatırlıyorum Kayseri'ye taştan golleri. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor. Trabzonspor ciddi anlamda hakem hatalarına çok maruz kalıyor. Kesinlikle. 4 haftada 3 kez ikisi direkt puan kaybı. Denizli'de Serkan'ın verilmeyen penaltısı 90'da. Bu kadar transfer yapıyorlar, bu kadar emek harcıyorlar. Trabzonspor taraftarı bu kadar takımın iyi gitmesini istiyor. Bir bakıyorsun hakem hatasından 2 puan gidiyor. Başkanın ve yönetimin serzenişi haklı bu anlamda. Kesinlikle. Belirtmiş olduğun gibi yani çok haklı sebepler var. Çok büyük emekler var. Ya gri pozisyonların hepsi hep Trabzon aleyhine çıkıyor. Hakem hatalarından 4 puan kaybettiler. Benim kişisel görüşüm. 4 haftada 3 hakem hatası oldu. Ben Beşiktaş maçında Gatiba'nın penaltısına penaltı olmanı düşünüyorum ama o maç Beşiktaş 1-0 öndeydi ve oyun olarak maçı kazanacak görüntüyü verdi bana en azından ama Denizli'de nasıl ki Vakame'nin penaltısını geri aldı doğru bir kararla VAR'dan. Bence penaltı değildi. 90. dakikada Serkan orada düşürülmüşse VAR'ı çağıracaksın. Antep maçındaki pozisyon zaten öncesi bence el. Aynen. Artı pozisyonla çok öyle varın müdahale etmesi gereken bir müdahale görmüyorum. Monitöre gidip o açıyı alırsan. Bugün de Galatasaray Kasımpaşa maçında bir tartışmalı pozisyon oldu. Hakan Cüneyt Çakır biliyorsun gitti. Aynısını geçen sene derbide yine Cüneyt Çakır sanırım hakem. Hı hı. Gustavo Lemina pozisyonda penaltıyı vermemek için 3-4 pozisyon geri gidip Babel. Bilmiyorum bana çok yani çok önceki. Fenerbahçe maçında dikkatimi çeken en büyük özelliklerden bir tanesi. Görüntüde net bir şekilde VAR hakemleri Lemos'un eline çarpan pozisyonu
Cüneyt Çakır'a net penaltı söyleyemiyor. Yani ciddi anlamda kaygılarım var benim bununla ilgili. Kurallar ve görüntü ortadayken zaman kaybı. Eğer siz orada o pozisyonu alacaksanız, VAR hakemliği yapacaksanız net olmanız lazım ve cesaretli olmanız lazım. Takıma göre karar vereceksiniz, orada oturmamanız gerekiyor. Aynen. Bir de Yalçın, ben şeyi kabul etmiyorum. Bugün 5 dakika inceldi pozisyonu Kasımpaşa'nın golünü vermemek için. Evet. Utanır insan. 3 dakika ilk yarı uzatma veriyorsun ya. Cüneyt Hoca olmaz yani. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ki bu hatayı yapan Cüneyt Çakır. Ve işin acı tarafı standartta var. Geçen sene de dediğim gibi Lemina, Gustavo pozisyonuna penaltı çalmamak için 3-4 pozisyon geri Babel. Biz anlamadık. Bugün de öyle bir oldu. Pozisyon geçtikten sonra Jacques neye faal? Trabzonspor'un isyan etme noktası da bu. Evet. Oyuncunun eline çarptı diyor. Ama VAR'daki hakem hakemler bunu dikkate almıyor. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yani 2-3 pozisyon öncesine gidip orada bir faulü gösterebiliyorsanız diğer maçlarda da aynı şekilde takımlar adalet bekler. Kesinlikle öyle. O zaman biraz da yurt dışına gidelim. Aslında bahsettik. Burak Yılmaz. Yine bugün golünü attı. Bugün ben United'da kaldım ya. 6-1. Ya evet. Yalnız hocam nasıl gururla gülümsüyordu sağ kenarından. Mourinho hocam. Strasbourg deplasmanında önce Zeki attı. Sonra da Burak Yılmaz'ın golü. Yine zor bir gol attı biliyorsun değil mi Burak? Yani savunmacıyla güreşirken gitti son anda dokundu ve golünü attı. Adam 35 yaşında. Çalışmaktan hiç vazgeçmiyor. Çok büyük bir karakter. Ama aç. Başarıya aç. Evet. Başarıya aç olan bu anlamda net bir şekilde şunu gösteriyor. Bu oyuncu istiyor. Amatör ruhla oynuyor. Zaten kendine de güvendiği için yurt dışına gitti. Ama Beşiktaş yani çok şey kaybetti diye bence düşünüyorum. Bence çok şey kaybetti. Çünkü ahidiyet duygusunu ve Beşiktaş'ta oluşunu defalarca dile getirmiş bir oyuncuyu kaybetmenin ne kadar acısını bu sene net bir şekilde gördük. İsyan eden oyuncu yok Beşiktaş'ta. Gol yeniyor. Tamam, gol yiyebilirsiniz. Ama bunu kabul etmeyeceksiniz. Beşiktaş taraftarı da sanki biraz bunu kabul etmiyor. Tabii mesela ki. Necip'in o Rio Ave maçındaki yapmış olduğu asist, sahadaki mücadelesini alkışladı mesela Beşiktaş taraftarı. Hani yayının başında dedik ya, Galatasaray'da Sabri, Fenerbahçe'de Hasan Ali, Beşiktaş'ta Necip. Bazı oyuncular karikatüse ediliyor. Trabzonspor'da Hüseyin Cimşir oynadığı dönemlerde futbolcuyken. Ama sürekli olarak hakkında verdi mesela Necip. Beşiktaş taraftarı. Çünkü o ruhu koyuyor, senin dediğin ruhu. Evet. Ama tek başına bunu yapması imkansız. Evet. Günümüz futbolunda hele ki tek başına mücadele etmeniz takım oyununda hiçbir şey. Sevgili Yalçın Ayhan, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür keyifli ediyorum. Bir yayın oldu. Sevgili Mehmet Özcan. Sen de sevgili Sercan ve Ahmet Selim kadar yoruldun bugün. Yayınlar, maça gittin. Ne mutlu geldin. Yardımcı olduysan. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın sevgili Mehmet. Yarın da yine A-Spor stüdyolarında seni göreceğiz. Senin yarın programın, bugün programın var mı? Yok. O zaman hafta içerisinde analizlerde sevgili Yalçın Ayhan'la tekrar buluşacağız. Hayırlı geceler diliyoruz. Çok uzun bir gün olacak. A-Spor ekranından ayrılmayın.